gözlerini benden suçlu suçlu. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derece tahmin ettiğiniz, gördüğünüz ve geçen hafta söylediğim üzere bu akşam Nilüfer bizimle. Sonra Hakan Meriçler, sonra Başak Taşman ve Beril Oyak da bizde, Oymak da bizde olacaklar ama biz Nilüfer'le başlıyoruz. Nasıl bir kariyer bu? Bilmem ki ben de. Ezbere bilmediğim bir tane şarkınız yok. Ben zaten konserlerde o kadar zorlanıyorum ki. Söylemeye gerek yok ki, sahneye çıkın herkes söyler zaten. Söylüyorlar. Bir de tabii konser sırasında repertuarda olmayan bazı şarkıları da istedikleri İşler. Zaman ben kıramıyorum. Onlar da işte bir bölümde söylüyorum. Zaten siz şarkıyı unutsanız bir onlar bir bölümde. Aynen yani oluyor öyle de oluyor. Onları yemin ediyorum öyle de oluyor. Çok acayip bir şey. Bu böyle birkaç kişiye nasip oluyor. İşte evet. Siz varsınız. Ajda var. Tabii ki Sezen de evet. Var ama çok böyle bunlardan fazla yok müthiş yani. Kaç sene oldu? 51. seneye girdik. 51? Evet. Allah Allah, ben 49 diye düşünüyordum. Niye? Çünkü ilk albüm hatırladığım Nilüfer 74. Yanlış oturuyorum. Yok, ilk 45'liklerle başladım. 45'likler var tabii, doğru. Siz o zaman herhalde küçüktünüz. Mi? Yok, ben neredeyse yapacağım. Aramızda çok az bir yaş farkı var. Yani ben sizden birkaç yaş daha büyüğüm. Peki. Hadi başlayalım o zaman. Başa dönelim. İstanbul doğumlusunuz. İstanbul. Müzik aile içinden mi, dışarıdan mı, heves mi? Yani aile amatörce müzikle ilgili. Ha. Annem çok güzel şarkı söyleyen bir kadın. Babam biraz piyano çalıyor. Evde hep bir müzik var hep yani. Müzik var hep bir müzik var. Ben de işte şarkı söylüyorum çok minicik yaştan itibaren. Şarkı söylüyorum. Büyük bir heves, büyük bir aşk. Zaten sahneye en doğrusu ünlü oluşu da minicik yaşta. 17 yaşında değil mi? 17 i̇lk albüm 17. İlk 45'lik plak 17 yaşında. İlk 45'lik 17 yaşında. Hı-hı. Neydi, hangi şarkılardı? Kalbim bir pusula, bir yüzü, bir yüzü de ağlıyorum yine. Onları bilirsiniz. Onları da gayet iyi biliyorum. Tabii. Hepsini gayet iyi biliyorum. Çok çok garip bir şey ya. Peki nasıl bir histir? Ben bunu çok merak ediyorum mesela. Söylediğiniz, yazdığınız her şarkının insan tarafından bu kadar yıllar sonra, 50 yıldır ezbere bilinmesi. Nasıl bir duygudur? Yani bu? Her şarkı olmuyorsa da gerçekten yani. Çok hafızalarda yer eden birçok hit şarkı var. Tabii yani bu belki birazcık iyi şarkıyı koklamak konusunda, doğru seçmek konusunda belki benim bir payım vardır. Kendiniz mi seçtiniz bu şarkıları? Çoğunlukla. Ama yani yapımcı Nilüfer'cim şunu söyle demedi. Hayır. Yani çoğunlukla. Çoğunlukla. Çoğunlukla evet. Tabii bu şarkıları yazanların payı çok büyük. Yani sözlü müziğini yaratanların ve onları aranje edenlerin, kıymetli müzisyenlerin de payı çok. Söyleyen hiçbir şey yok yani. Efendim? Söyleyen hiçbir payı yok mu? Söyleyenin de var herhalde. Tabii muhakkak yani şarkıyı yazan elbette ki çok önemli ama söyleyen de o şarkıyı bazen evet. Böyle bambaşka bir ruh kattığında biliyoruz. Nasıl başladı peki? 17 yaşında sahneye çıkın, hani işte eğitimini aldınız mı, okul demek çok zor çünkü ortaokuldasınız zaten ilk albüm çıktığında veya lisedesiniz. Yok, ortaokuldayken ses yarışmasına katıldım. Orada birinci oldum. Hürriyet Gazetesi'nin, hafta sonu gazetesinin o zaman ses yarışmasında, altın ses yarışmasında. 2 sene sonra ilk 45'lik plağım çıktı.
Ondan sonra 14 yaşında birinci oldunuz. Yok, 15 yaşında oldum. 2 sene sonra da ilk 45'lik plağı yaptık. O da bir tamamen tesadüf sonucu oldu. O Altın Ses yarışmasının büyük jürisinde prodüktör Nino Varon da vardı. Gayet iyi canım. Evet ve çok değerli isimler vardı. Ondan sonra daha sonra kendisiyle bir plak mağazasında karşılaştık. Sen dedi o yarışmadaki kız mısın dedi bana. Evet dedim ben de. Yarışmadan sonra bir teklif gelmedi aslında yani. Sen dedi bir gel dedi. Hemen sonra değil. Sen dedi bir gelsene dedi. Ben de Odeon'a gittim. Bindim bir taksiye gittim Odeon'a tek başıma. Odeon neredeydi o zaman? Eminönü. Eminönü'de. Ondan sonra oraya gittim. İşte ilk çalışmalar öyle başladı. Ama yani herhalde ben iyi bir sesim olduğunu farkındaymışım ki ses yarışmasına katılma cesareti göstermişim. Üstelik annemden gizli olarak buna karar vermişim. Aa gizli. Yani. Gizli. 15 yaşında gizli. İlk etapta gizli sonradan tabii, onun da onayını alarak tabii. Sonra... Çünkü reşit bile değilim daha. Peki mesela şey istemiyor musun? Aileden izin falan. İstediler. İstediler mecburen evet. Anne. Peki ne dedi? Annem şey yaptı yani karşı çıkmadı. Bir de kendi içinde de kalan kalmış, bir şeyler vardı. Bir şarkı, çok bir güzel bir sesi güzel. Vardı annemin. Onun içinde de kalan hiç onu sahneye çıkardınız mı annenizi? Ya hayır galiba. Aa keşke çıkarsaydınız. Valla galiba hayır. Öyle mi? Hı-hı. Şimdi merak ettim. Allah annenizin sesini merak ettim. Hakikaten. Annem sesi çok güzeldi. Türk müziği söylerdi annem tabii. Bütün anneler gibi. Benim evet. annem çok güzel Türk müzik evet. söyler. Ya da çok güzel söylediğiniz zanneder ya da biz öyle inanırız oraya. Bize, bir de bizi çok güzel söylediğini inandırmıştır belki. Bütün anneler söyler de eskiler. Şimdi söylerim bilmiyorum. Peki sonra ilk albüm çıktı. Patladı. 45'lik çıktı. 45'lik çıktı pardon evet, patladı. Büyük bir ilgi. Ben televizyona gittim TRT'ye tabii. Ondan sonra ilk defa hayatımda uçağa bindim. Ondan sonra. Ankara'ya. Evet Ankara'ya ödüm patlayarak uçağa bindim. Neyse gittim. Erşan Başbuğ. TRT'den hala kendisi hayatta. Ama çok selamlar TRT'de buradan. Evet TRT'de değil. Ondan sonra Ankara'ya gittim. İlk televizyon programının çekimine. Ondan sonra da İstanbul'a döndüm. Sokağa çıktım. Baktım etrafı beni tanıyorlar mı acaba diye. Baktım birileri evet tanımaya başladı. Hoşuma gitti. Evet hoşuma gitti. Sonra... Başta hoşa gider zaten değil mi? Sonra hoşa gitmez. Yok öyle de değil ama yani sonra ikinci 45'likten sonra patladı olay. Dünya Dönüyor'la. Dünya Dönüyor gerçekten çok büyük bir hit oldu. Ki hala yani üstünden yıllar geçmiş hala o şarkıyı hakikaten 7'den 78 geçti. 48 sene mi geçti? 49 sene mi geçti? İşte yani 73'ten bu yana 50 sene geçmiş. 50 senedir bu şarkı unutulmadı gitti. Unutulmaz. Gerçekten çok kıymetli yani. Ama unutulmaz çünkü siz de çok söylediniz. Başkaları da söyledi. Çok cover yapıldı. Bir de hala çok güncel. Hala yani çok hani güncel. Sözleri itibariyle yani. Modası. Kim, kim beste kimdir sözleri? Onur Yurdatapan ve Şanar Yurdatapan. Onlar o zaman bir takımdı takım böyle. Yani. Atilla Özdemiroğlu, rahmetli Şanar Bey, Onur Yurdatapan. Öyle bir çalışmaydı ve ben öncelikle sevmedim şarkıyı. Ben o zaman böyle İtalyanca işte böyle hani sesimi gösterebildiğim şarkılar falan söylemeyi seviyorum. Onun için önce böyle bir şey yaptım, bir burun kıvırdım falan. Sonra dediler ki hayır bunu söyleyeceksin dediler. Söz dinlemek zorunda kaldım. İyi ki de söylemiştim. Peki siz İtalyanca deyince aklıma gelsin bildiğim kadarıyla İtalyanca'dan mezunsunuz. Mezun olamadım. Ha tam da onu soracağım şimdi. Tam lisedeyken birdenbire evet. müthiş bir şöhret. Sonra bu sizin eğitim hayatınızı nasıl etkiledi diyecektim. Konservatuvar şu bu falan hiç yok, olmadı. Yok konservatuvar falan hiç olmadı. Ben herhangi bir ses eğitimi de almadım. Ama tamamen yıllar doğal. Sonra bu ses eğitimini almak zorunda kaldım. Niye? Çünkü ses tellerimde nodül oluşmaya başladı. Yani bilinçsizce sesi bilmeden, ısıtmadan, sesim. Evet o tekniği bilmeden sesi ısıtmadan şarkı söyleyince aynı bir sporcunun şeyi isımadan, gibi. Aynı o da bir kas çünkü ses tellerimizde. Ve uzun yıllardır da onu sürdürüyorum. Hala ders alıyorsun. Yani o çalışmaları yapıyorum. Konser öncesinde de mutlaka o çalışmaları ne vardı? Yapıyorum. Aydan yok ne? Siyavuşgil. Ajda Hanım'ın. Yok ne Siyavuşgil'i evet, çok anladım. Siz de ondan anladım. Mı yaptınız? Yok ben ondan yok, çalışmadım pardon. Ama biliyorum. Çünkü kimi görsem işte bilmem ne adını unutmayacak. Evet adını ben de unuttum. Siyavuşgil'den de Aydan Siyavuşgil diyeceğim de o. Rahmetli o, oldu basketbolcu zaten. Basketbolcu evet. Peki. Sonrası nasıl devam etti? Çünkü bir de Eurovision falan böyle bir sürü yani hikayeler var. Eurovision arada böyle küçük bir detay olarak görüyorum ben. Kaç 80'de mi Eurovision? Yok 79, 78. Oo, 78. Darbe öncesi. Evet 78. Valla işte plaklar birbiri ardını devam etti. İşte doğru şarkılar. Sonra işte benim Kayan'la bir araya gelmem, tanışmam, gelmem ve...
Orada başka bir şeyin serüvenin başlamış olması, çok başarılı işlerin yapılmış olması. Yani o zaman o başarıyı katladıkça benim de şeyim arttı, isteğim, motivasyonum arttı. Biraz da inatçıyım galiba. Ondan var sonra inat? İnatçıyımdır birazcık. Yani doğru bildiğim yolda gitmeyi severim. Severim, evet. Siz katılıncaya kadar, yanlış hatırlamıyorsam, siz katılınca Eurovision'a siz ve Ajda galiba yolu açtınız Eurovision'da. Ondan önce biz ilktik galiba. İlk mi, ikinci miydik? İkinciydik. İlki Semiha Yankı'nın birinci olduğuydu. Galiba biz ikinci ya da üçüncü. Aynen öyle. Peş peşe siz aynen geldiniz. Sonra Necdet Alp geldi falan böyle. Evet. Ama o güne kadar böyle mesela bakıldığında daha az şöhretli şarkıcıların katıldığı bir şeyken, hı-hı, birdenbire siz ve Ajda ile beraber kimse Türkiye'nin o günkü starı onun katıldığı bir iş haline geldi. Mesela bunu hiç kariyer riski olarak düşünmedin. Yani gideceğiz oraya bir uluslararası yarışma. Zaten hı-hı, Türkiye'ye karşı bir tavır var. Hı-hı. Ne olursa olsun yani ben Allame Cihan olsam da oy vermiyorlar. Niye riske atıyorum diye hiç düşünmediniz. Bir de ben tek de değildim ben. Grup Nazar grupla olarak nazar, katıldık, evet, grup nazar biz. Üç tane müzikle çok iç içe müzisyen insanlar, gençler. Benden daha gençtiler o zaman. Onlarla siz de o zaman çocuktunuz daha, senin ailesi nasıl olacak? Ben çocuk değildim ama yani. 20 yaşlardaydınız. İşte 78 yılı, evet, bayağı gençmişim, evet, hakikaten ya. Neyse, yaşları hiç konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz, hayır. Seneler geçsin. Geçerse geçsin. Aynen, bir de güzel geçtikten sonra hiç soruyorum. Güzel de geçtikten sonra benim çok güzel bir hayatım oldu. Yani çok dolu dolu bir hayatım oldu. O bakımdan zaten hep çok şanslı, evet, kabul ediyorum kendimi. Biz de size sahip olduğunuz için şanslıyız. Çok teşekkür şey ederim, çok teşekkür ederim. Eurovision, kimden geldi teklif? Valla o zaman katılalım dediler. Peki dedim ben de. Yarışmayla mı oldu, bir ulusal yarışmayla mı seçildiniz yoksa direkt mi? Evet, burada bir yarışma oldu. Burada, evet, evet. Şey, Nüket Modern Folk Üssü bir ekip olarak katıldı. Onları Hıncal Bey'e getirmişti rahmetli. Evet, evet. Ondan sonra işte burada birinci olduktan sonra, yani biz kazandıktan sonra Paris'te Türkiye'yi temsil ettik ve de sondan yanılmıyorsam üçüncü ya da dördüncü oldu. Öyle bir şey oldu yani, gayet ötürü. İngiltere'den 3 puan almıştık, ona evet, çok mutlu olmuştuk. Ama mesela o zaman şey yoktu, mesela sonra halk yüzü falan çıkınca işte Almanya'da, evet, Türkler vermeye başladı, orada yaşayan Türkler falan biraz toparladı işte. Ondan evvel tamamen bir düşmanca tavır, evet, vardı dedi, bize öyle geliyordu. Evet, evet, olabilir ama yani devam etmek gerekirdi mesela, şu anda yıllardır katılmıyoruz. İşte onu soracağım şimdi, katılmak kesinlikle lazım mıdır tabii değil mi? Tabii ki katılmak lazım yani, bu bizim sanatçılarımız, müzisyenlerimiz şimdi bir deneyimdir. Yani bunda olumsuz hiçbir şey, bir taraf şey görmüyorum. Eğlenceli bir şey. Tabii ama ki şimdi Türkiye'de öyle bir kafa var ki şu anda Türkiye'de. Eğlenceli olan insanların, neşelenlerin her şeye karşılar. Ya Türkiye'nin orada olması lazım. Neden olmasın ki Türkiye yani? Türkiye'de yani, ellerinden Avrupa gelsin, müziği yasaklayacak. Avrupa ülkelerine ben dahil değil mi? Galiba dahil olmasın istiyor herhalde diye düşünüyorum ben, bilmiyorum. Biraz politize konuştum ama. Evet. Konuşmayayım değil mi? Yok, konuşalım. Konuşalım. Televizyon falan, haber seyrediyor musunuz? Sürekli. Hele bir mi süredir, sürekli. Seçim havasına girdiğinden beri sürekli. Of, nasıl? Hangi kanalları seyrediyorsunuz? Söyleyeyim mi? Niye söylemeyeceğim? Allah Allah. Ne bileyim ben bunun, yani. Paranız varsa bunun belki seyrediyorsunuzdur. Çünkü sürekli borsa. Ha, yok yok, bu ara diyorum yani. Bu ara neyi seyrediyorsun işte? Bu ara Halk TV izliyorum. Ha, Halk Sözcü TV. Sözcü TV izliyorum. Oo. Fox izliyorum. Bu yani, bir siyasi tavır oldu. Bir manifesto oldu. Biraz öyle oldu. Hay Allah. Niye söyledim ki ben böyle bir şey? Bence hiç mahsur yok yani. Bence de yok. İnsanlar tavırlarını söylemediler yani. Hayır, çünkü yani ne bileyim, hani şimdi başka şey de söyleyecektim ama vazgeçtim. Söyleyeceğiz şimdi, burası Türkiye'nin en özgür ortamı burası, ben size söyleyeyim. Sanki oradan daha gerçek şeyleri duyabiliyormuşum gibi geliyor da onun için. Doğrudur yani. Öyle hissediyorsunuz. Evet, doğrudur. Bazen hissediyorum, evet. Valla ben baktığım zaman bana da şöyle geliyor. Sanki hiçbir yerden doğru bir şey duyamıyormuşum. Ha, o da olabilir, o da olabilir. Yani çünkü herkes başka bir yerden bakıyor falan. Hepsi böyle başka bir yerden bakıyor. Ondan sonra da kendi kafamızda işte oturup buna iş edinip. Aynen. Çünkü hani bunları bir süzgeçten geçirip bize gerçek doğru da budur. Evet. Bak, o da abartıyor, bu da abartıyor diyecek bir şey, evet, de kalmadı. Ortada kalmadı. Çünkü evet, ortada kalanı da uç dövüyorlar çünkü. İkisi de çok uçlarda. Uçlar ya olunca hani, aynen. Şimdi evet. Yani A Haber evet, şey olunca vesaire. Evet, çok Halk TV falan olunca. Aynen. İnsanın böyle bir dengesi şaşıyor. Ya ben miting izliyorum bu ara. Yani. İzliyor musunuz? İzliyorum. Bugün izlediniz mi mitingleri? Bugün de izledim. Ne anlatıyor size mitingler siyasi olarak? Yani ne görüyorsunuz oradan böyle? Yani ne bileyim ben.
İlk defa bir coşku var galiba değil mi? Çok yoğun bir coşku var sanki muhalefet tarafında. Yani ben çok büyük bir heyecan görüyorum. Bir kere bir toplumda çok büyük bir heyecan ve gerginlik hissediyorum. Ben de dahil olmak üzere. Elbette ki herkes Türkiye için güzel şeyler düşünüyordur ve temenni ediyordur. Seçim sonuçları da ne diyeyim şimdiden? Hayırlı olsun. Ne olursa olsun. Hayırlı olmasını dilemekten başka yapacak bir şey. Bir tane oyum var. Gideceğim ben oyumu kullanacağım. Ben de gideceğim kullanacağım. Oyumu atacağım. Ben her zaman değişimden yanayımdır. Değişimidir diye bakarım ben konulara. Yani uzun süren şeyde böyle bir statiklik getirir ve artık insanların yapacak bir şey kalmaz. Yani yapan bile sıkılmıştır. Aynı fikirdeyim. Mesela ben mesela çalışırken de işte yayın yönetmeni 5 sene. Çünkü 5 sene sonra insan sıkılmaya başlar. Hadi 7 sene idare edersin de sonrası olmaz diye düşünüyorum. İnsan kendini de sıkılıyor. Ben kendimden bazen sıkılıyorum yani. Ben de aynı. Ya ikide bir de repertuar değiştiriyorum. İşte yeni kostüm falan hani bir şey olsun. Çünkü ben de o zaman daha heyecanlanıyorum. Ama siyasetçinin repertuarı pek değişmiyor. Bunu arkada konuştuk. Şimdi dinliyorum ya üst üste mitingler aynı kişi, aynı liderlerin. Belli bir repertuarı var hepsinin. O repertuar dahilinde konuşuyorlar o çerçevede. Ama araya spontane bir şeyler de katıyorlar tabii. Herkesin kendi çizgisine, tarzına göre. Beğeniyor musunuz peki siyasetçinin konuşmalarını? İzlediğiniz siyasetçinin konuşmalarını? Beğeniyorum. Yani çünkü biz şeyi de hatırlıyoruz yani. Ecevitleri, Demirel'leri falan da hatırlıyoruz. Yani onlara karşılaştığınız zaman nasıl buluyorsunuz? Beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. Son zamanlarda beğeniyorum ben de. Beğeniyorum. Özellikle mesela Ekrem İmamoğlu'nu çok beğeniyorum son zamanlarda konuşmalarını. Bir böyle, samimiyet geliyor. Bir samimiyet geldi yani. Doğallık daha ve iyi. Samimiyet geliyor. O ceketi meketi çıkartıyor falan bir kere. Kolları sıvıyor, molları sıvıyor. Çok sıcak. Ben de giderek daha sıcak bulmaya başladım ona. Yani başlangıçta bu kadar ustaca değildim. Meral Hanım'ı da mesela ben iyi. Pek fikrim yoktu açıkçası. Meral Hanım bayağı iyi. Şimdi mitinglerde izliyorum. Bugün izledim ben de. Çok şey gelmeye başladı bana. Son derece sempatik ve çok tatlı, doğal. Doğal bir böyle hafif dayı tavrı da var böyle. Kolundan. Bir de kadın meselesine iyi sahip çıkıyor gerçekten. Evet, onu diyecektim. Parantez açayım. Kadınlar yönetse Türkiye'yi tamamı kadınlardan oluşan. Denedik onu, memnun kalmış mıydınız? Efendim? Denedik onu bir ara, memnun kalmış canım, mıydınız? Canım o ekstra bir durumda, onu konuk hala almayayım bence. Peki bir şey sorayım, eski Türkiye, yeni onun Türkiye. Onun hala fikirleri var şimdi de yani olmasa daha iyi olur. Şu anda yana zaten, şu anda hümeci iktidara beraber gidiyor. Tamam. Eski Türkiye, bu siyaseti kapatalım, bu akşam siyaset konuşup da ne diyeyim kendimizi yormayalım veya şey yapmayalım. Aynen. Ama şunu merak ediyorum, eski Türkiye, yeni Türkiye. Hı-hı. İkisini de siz de ben de yaşadım. Güzel bir şekilde yaşadık ikisini de. Ne fark vardı? Hangisini tercih ediyordunuz? Hakikaten o kadar fakir miydi Türkiye mesela? Hakikaten o kadar yokluk muydu? Yani sanki o zaman o kadar çok para yoktu, şey yoktu. İşte yabancı şey yoktu mesela. Sigara bile yoktu. Yoktu ama o 80 öncesi. Ha o zaman. Özal öncesi o. Özal öncesi ama sanki daha mı şeydik acaba ya? Daha mı mutluyduk o dünyada terör böyleydi. Şey sağ sol çatışmalarının dışında? Konuşuyorum. Daha mı huzurluyduk, daha mı mutluyduk acaba? Yani ben çocukluğumu hatırlıyorum. İşte İstiklal Caddesi'ne annem ve babamla çıkışımız Cihangir'de oturuyorduk. Orada çıkışımız gezinti için orayı tercih ederdik. Yani başka bir hoşluk vardı, başka bir şıklık vardı siz sanki. Siz okula da oradan gidiyordunuz zaten değil mi? Aynen öyle. Ağamamındaydı benim okulum. Evet. Yani şimdi İstanbul'a bakıyorum. Şimdi buraya gelirken bile çok şaşırdım gerçekten. Zaten Araplar gerçekten burayı böyle... Tabii dünya da daha fakirdi baktığında. Dünya... Mesela o zaman Paris de bugünkü Paris ama gibi değildi. Ama tamam da şimdi neye göre zenginlik? Yani şu anda bana sorarsanız halk fakir yani. Bence de. Yani bir grup var çok zengin, bir grup var çok aynen fakir. Aynen öyle bir grup var yiyecek şey... Gelir adaletinin zirvesinde yaşıyor. İnanılmaz yani bu böyle bir uçurum bugüne kadar hiç olduğunu olmamıştı. Hatırlamıyorum hiç ben. Hiç olmamıştı. Gettolaşma yani, başladı. Patates soğanın kilosunun konuşulduğu bir Türkiye hiç hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Veya benzin konuşuldu, yağ evet, konuşuldu evet. Ama patates soğanın konuşulduğu hatırlamıyorum hiç. Aynen öyle. İlk defa konuşuyoruz. Evet. Dönelim. İlk sahne. Hı hı. Fuar galiba. İzmir Fuarı ve kimle? Zeki Müren'le beraber. Ve ben iki sene direndim çıkmadım niye? Sahneye. Korktum herhalde. Okulum var falan. Okuluma devam edeceğim falan. Böyle tripler yaptım. Aslında okula bayıldığımdan falan da değil. Ondan sonra bir de korktum, çekindim herhalde. Çok deneyimsizdim. Yani nasıl duracağım sahnede onu da bilmiyordum ki. İzmir Fuarı'nda... Yörük Hazırsın.
Yok. Mu? Manolya Bahçesi. Manolya Bahçesi. Ha, Zeki Müren'le beraber tabii. Zeki Müren'le beraber. Çok acemiydim tabii yani. Her akşam böyle korkarak çıkıyordum sahneye falan. Annem yanımda falan. Annemle peki beraber. Zeki Bey'i nasıl davranır size? Zeki yardımcı Bey, olur muydu? Zeki Bey'i ben... Zeki Bey hep kulisin... Bir kulis vardı orada, böyle küçük bir kulis. O kulisin dışında bir masası ve bir şey otururdu orada. Ben çekingendim yani. Ben girer çıkarken iyi akşamlar der girerdim. Hiç oturup bir sohbetimiz yani, gel olmadı. Gel kızım bir otur bir sohbet edelim. Olmadı. Olmadı. Aa ilginç. Çünkü Zeki Bey'de muhabbet tarafı fazladır. Ama yani. Herhalde beni çok mu şey küçük görüyordu hani yaş olarak. Daha çok daha çocuk sohbet... şimdi daha falan. Yani. Tahmin ediyorum öyle. Yani sohbete değer görmedi sanırım. Işte. Bu çocuk da ben de konuşuyor şimdi. Aynen öyle. Bu ufak kızlara konuşuyor. Aynen öyle. Ama hakikaten ufak kızsınız. 19 yaşındayım yani. 19 yaşındayım. Şimdi yani kendi kızım düşünüyor 19 yaşındayken. Ama şimdi 19 yaşındakiler daha farklı sanki yani. O zaman daha mı şeydik acaba? Ama 15 yaşında da kendi kendime karar verip yarışmaya katıldığıma göre bir cesaret yani. Aslında mesela ben bakıyorum mesela kendi gençliğime o dönem koca adam gibiydik bir yandan da. Yani daha i̇şte evet. Daha mı olgunduk acaba bugün? Acaba. Bugünler daha mı geç olgunlaşıyor yoksa bize mi öyle geliyordu bilmiyorum. Yok bence geç olgunlaşıyorlar. Acaba biz mi suçluyuz bu konuda diye düşünüyorum. Çok el bebek gül bebek. Acaba öyle mi diye düşünüyorum. Belki de bilmiyorum. Gerçi benim annem de öyleydi ama babam annem bilmiyorum. Ben tek çocuktum bir de üstelik. Evin bir tek kızı. Tek kızı. Tabii. Ay ne güzel. Babanız ne sevmiştir sizi, annenize sevmiştir severdim. Ama babalar kızlarına evet. Çok fazla evet. Düşünüyordurlar. Sonra sahne devam etti mi? Aralıklarla da olsa devam çünkü etti. Sizi ben çok sahnede çok, fazla hatırlamıyorum yani. Çok şey yapmadım yani. Sahne sahnesi bak göremedim sizi hiç. Evet, o işe pek şey olamadım ben, adapte olamadım. Yani gazino kültürüne ortamı. Falan hani toplasanız işte Maksimler'de 3 kere falan sahneye çıkmışımdır. Ama işte ne zamanki konserler başladı yani ondan sonra işler değişti tabii. Yani Rumeli Sarı işte Mustafa Oğuz tabii. Ondan sonra şimdi konserlerle devam ediyorum tabii yani ve geçen sezon yaz sezonunda uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığım şeyi yaptım. Hep böyle işte İstanbul'da çıkıyordum, Ankara'da çıkıyordum falan. İşte Adana, Gaziantep, Antalya, Denizli, bütün oralarda sahneye çıkıp konser verdim. Bodrum, Marmaris, Kuşadası şimdi yine var. Bu yazda var mı? Şimdi yarın Ankara'ya gideceğim. Sonra mesela 20 Mayıs'ta seçimden sonra, ben öyle seçimden önce seçimden sonra. Seçimden sonra 20 Mayıs'ta da İzmir'de konserim var. Artık İzmir'de... Dönelim o zaman. İzmir'deki konser tarihi ne zamanda? 20 Mayıs. 20 Mayıs. Dönelim o zaman biraz daha geriye gidelim. Hep böyle müzikte önemli ikililer vardır. Yani bilinen ikililer vardır. Ne bileyim işte en bilineni Erol Evgin ve işte... Melih Kibar, Çiğdem Tölü'dür. İşte Cenk Taşkan, Nükhet Duru vardır. Hep ikililer vardır. Siz de Kayhan'la bilginiz. Evet. Kayhan'la bu muhabbet ne zaman başladı? Birbirinizi nasıl buldunuz? O mu sizi buldu, siz mi onu buldunuz? O beni buldu. Eurovision için bir şarkı yaptım dedi. Söyler miyiz beraber dedi. Ben de dedim ki bir düşüneyim. Olabilir dedim. Şarkıyı görmediniz daha mı? Hayır. Sonra şarkıyı dinledim. Olur tamam yapalım dedim. Fakat şarkı Türkiye'de elemelerinde takıldı. Dolayısıyla biz... Neydi şarkı adı biz biliyor muyuz? İki şarkı vardı. Biri Olmalı Olacak istiyorum. Bir tanesi de düğündü galiba adı. Hatta ben gelinlik giymiştim Kayhan'ın damatlık falan. Gayet iyi hatırlıyorum. Ondan sonra o iki şarkıyla katılındı. Fakat olmadı, kazanamadık. Ama böylece Kayhan'la olan o birlikteliğin başlangıcı olmuş oldu. Ona kaç sene sürdü? Oldu. Neredeyse 20 yıl. 20 yıl. Oo bir ömür yani. Peki sonra Kayhan... Şimdi şöyle söyleyeyim. Kayhan'ı Kayhan yapan şarkıları genelde siz seslendirdiniz. Çok uyumlu bir birlikteydi ve ikiniz açısından da çok verimli bir. Sonra niye kavga ettiniz? İşte oldu bir şeyler. Ne oldu? Artık. Niye kızdı size o kadar? Kızdı bana. Haklı mıydı sizce? Bu konuda konuşmak artık Kayhan'da olmadığını Kayhan'da. Sonra zaten barıştınız. Birbirimize kızdık diyelim. Yani birbirimize kızdık. Ben olur böyle şeyler. İnsan birbirine kızarlar. Yani şeyi paylaşmak çok zordur. Başarıyı paylaşmak. Hani parayı falan da paylaşırsınız belki bir yerde bir noktadan sonra ama başarıyı paylaşmak kolay değildir.
Yani işte bir takım şeyler giriyor herhalde araya. Yani egolar giriyor. Egolar giriyor. Şirket ortakları öder ya. Şirket çok başarılı olunca ortaklar kavga ediyor. Yani bir de şey insanlarız tabii yani. Sonuçta hani duygularımızla da hareket eden insanlarız. Her ne kadar mantığınızı kullansak da. Özellikle Kayahan tamamen duygusal. Evet yani kırgınlıklar olabiliyor. Ve iki tarafta birazcık böyle şey olunca, inatçı olunca diyelim. O zaman işler biraz daha uzun sürebiliyor. Bayağı bir uzun sürdü. Sonra ta ki onun rahatsızlığına kadar. O rahatsızlığa hastanede siz koştunuz hemen. Daha hastanede değildi zaten. Yani o rahatsızlığı 1,5 sene kadar devam etti. Ben duyar duymaz gittim. Zaten aynı sitede oturuyoruz. Oturuyorduk o zaman. Gittim ve o günden sonra işte yani artık. Çaldınız kapıyı, karşılaştınız, ne oldu? Hiç. Geleceğim dedim, telefon ettim önce. Tamam dedi. Ondan sonra gittim. Tabii ki hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. O da öyle. Ben de öyle. Sonra sık sık görüştük. Evet, o süreçte birlikteydik. Vallahi güzel güzel bir birliktelikti. Çok verimli bir birliktelikti. Çok da genç kaybettik. Hepimizde de çok iz bıraktı. Onu da çok genç kaybettik. Çok genç kaybettik. 66 değil mi? Ama beyim, bir şey söyleyeyim ben. Bilmiyorum kadarımızı. Bana göre sanatçılar ölmüyor. Tabii şarkılar yani şimdi, kaç yıl geçerse geçsin yani. Kayahan şarkıları ölür mü? Barış Manço öldü mü yani? Hayır. Aç dinle yaşıyor yani. Tabii zaten ki değil. Normal hayatı görmediğin için. Evet. Ha yaşıyor. Ama yaşıyor. Ben sadece Kayahan'ın şey bakımından da üzülüyorum. Yani insani olarak da üzülüyorum. Hani sadece şeyleriyle, değerleriyle, eserleriyle ayakta kalmak, hatırlanmaktan ziyade bir de çok gerçekten şey eziyetini, bu işin eziyetini çekmiş bir insandı. Evet. Yani yıllar boyu çalışarak, didinerek o şarkıları günler boyu uğraşarak ortaya çıkarttığını bildiğim için, tanığı olduğum için bu şeyin, zorluğun, hani onun böyle bir keyif sürmesini, bir rahat bir yaşam sürmesini isterdim yani. O bakımdan çok üzücü. Gerçi son yılları zaten keyifliydi aslında ama tabii dediğiniz gibi zordu. Bu ikili çalışmalarda merak ettiğim şeydir o. Birbirinizle konuşur musun? Yani tabii. Kayahan şarkıyı yazdı. Sen ya şurayı şöyle değiştirsek, şu sözü söyle yapsak. Tabii. Bunlar açık mıdır mesela? Tabii açıktı. Yani tabii. Yani son noktaya gelmeden önce de zaten dinletirdi bana. Yani hani şarkı bitti artık işte bak bu şarkı değil. O ön çalışması sırasında da ben o şarkıyı duyardım, dinlerdim. Sorardı. Kayahan herkesi sorardı. Evet. Sorardı. Tabii. Yani evinde çalışan yardımcıya da sorardı. Çünkü onların da şeyi çok önemli. Onların çok önemli tabii. Onların, çünkü esas müşteri onlar aslında. En önemli o yani. Evet. Sorardı. Ben de fikrimi söylerdim. Alınmazdı, bozulmazdı. Hayır, asla. Bazen yedi. Öyle ama değildi. Yani bazı insan vardır, bazı besteci vardır. Evet, bu der ve değiştirmek istemeyebilir. Ama Kayahan öyle değildi. Uzun bir sessizlik dönemi oldu sizde. Bir ara hiçbir şey yapmadınız. Ben dedim ki acaba hani sıkıldı, küstü, darıldı, yeni Türkiye'ye uyum sağlayamadı. Yok canım. Niye böyle bir... Aslında hep yaptım bir şeyler de belki eski daha önce yaptığım şeyler kadar yankı getirmemiş olabilir. Albüm çıkmadı, bir 5-6 sene albüm çıkmadı diye hatırlıyorum. 5-6 sene benim tarihlerle hiç aram hoş değildir. 5-6 sene ara verdim mi ben albümde ya? Bak vermişim. Ona geldi. Ben daha iyi biliyorum. Vermişim. 5-6 sene vermemişimdir diye düşünüyorum. Vallahi vermemiş. Doğrudur. En az 5-6 sene verdiniz. Mesela, ne yapıyorsunuz? Yani şey mi oluyor? Ya işte bu aralar keyfim yok falan, bir şey yapmayayım mı? Yoksa bilerek mi, bilmeyerek mi, hesaplayarak mı, hesaplayamadan bu aralar? Yani keyfimin olmamasına biz bakarsak o zaman hiçbir şey yapamayız. Yani benim keyfim genellikle yoktur yok zaten. O zaman benim hiçbir şey yapmamam lazım. Yani çabuk demoralize olan biriyim ben. Tabii. Hemen ben müzikör olacağım da ben demoralize olacağım. Ama hemen toplarım o. Hemen toplarım. Yok. Çünkü bir yerde okuyorsunuz. Şey demiştiniz. Ben çok mücadeleciyimdir. Mücadeleciyimdir ama şimdi gidişat da müzik açısından da baktığımızda o kadar da parlak gözükmüyor benim açımdan. Yani. Niye? Yani beste yapan kişiler kendileri şarkı söylüyorlar zaten. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla orada çok büyük bir zorlanma söz konusu. Peki mesela yeni şarkıcı nasıl buluyorsunuz? Ben bazılarına bayılıyorum. Mesela rapçileri çok seviyorum ben.
Aleyna Tilki'nin şarkı söyleyiş biçimine bayılıyorum. Evet. İyi bir gırtlak Aleyna. Çok iyi, çok iyi yani. Gayet ve iyi. Şeyden çıkmış o Acun'un yarışmalarından birine katılmış evet, olan baktım. Öyleymiş, orada öyleymiş. Da bir türkü söylüyor orada. Orada evet. Da iyiymiş ama sonrasında ben evet. Bayılıyorum. Selin Geçit diye bir genç kız var. Bilmiş dinlediniz mi? Onu bilmiyorum. Müthiş bir kız yani. Buraya konuk geldi bize. Ben inanamadım yani. Bir insan bu kadar güzel şarkı söyledi. İyi gençler var. Özellikle beğendiğiniz kimseler ya var mı? Var yani çok var. Ne bileyim. Şimdi isim gelmiyor aklıma ama... Bunu aslında şu açıdan sordum bir anlamda da. Besteden bahsettiniz de şimdi. Bakıyorum ben bestelerde aslında fena olmayan besteler var da sözlerde sorun var gibi geliyor bana. Yani işte her şey bana olmuyor yani şimdi hani bazı her şey birine kıyafet olmaz ya yani söz de çok önemli. Ben sözde de tabii ki çok evet, önem veriyorum. Şimdi şey var Serdar Ortaç sözleri diye bir şey var. Yani dinliyorsunuz aa ne güzel... Müzikle çok uyumlu falan diyorsun. Sonra sözleri yazıp kağıda okuyorsun. Ne diyor bu diyor. Ama ya pop müzikten bahsediyoruz aslında. Sizinki de pop müzikti ama. Ama şimdi ben kendime yakışsın istiyorum evet. Yani. Hani benim beynime, ruhuma, benim sizin, ağzıma yakışsın eski istiyorum. Eski şarkılar, sizin şarkıda bir hikaye anlatırdı. Anlatırdı. O sözler bambaşkaydı yani. Onu bulamadığım zaman ha, bana yalan geliyor. O yüzden mi olmuyor? İşte geçen sene çıkarttım 5 şarkılık bir işte mini albüm mü diyeyim ona ne diyeyim. İki tane de hatta amatör çok genç iki müzisyenin şarkısı da var. Ama yani şimdi mesela yeniden bir şey yapmak istiyorum aslında. Hani bir single yapma çabasındayım. Ama şimdi şu anda şey yok malzeme mesela yok. Mesela yine böyle o Kayahan gibi... Kayahan'la olan işbirliği bir işbirliği arayışı var mı içinizde yani? Yani öyle birini bulsak da işte kim var şimdi? Olabilir tabii ama şimdi bakın o zaman benim karşıma çıktı. Yani o böyle aramakla da olmuyor yani. Olmuyor. Şimdi bir de biraz anlayışlar eskiye göre farklı. Yani şöyle ki sanki eskiden daha idealistti insanlar. Yani işte benim çalıştığım Onno Tunç yani Türkiye'nin bence en iyi aranjörlerinin birkaç yani. Tanesinden bir tanesi. Ve ona da çok yazık oldu, kaybettik erkenden. Yani herhangi bir mal varlığı yoktu onun ya. Bir tane iyi bir araba yıllar sonra alabilmişti. Şimdi gerçekten hakları var tabii ki ama herkes böyle bir çabuk para kazanma, evet. Çabuk zenginleşme, iyi bir araba alma falan. İyi bir araba alayım, iyi bir ev alayım, iyi bir hayatım evet, olsun. Evet, evet. Gerçi bugün bu koşullarda bu da biraz zor ama. Oldu. Peki... Şimdi şeyi reddettiğinizden bahsedik. Sahneye çıkmayı sevmedi. Ben sizi sahnede vallahi bir kere hatırlıyorum. Bir kere sizi zannedersem Maxim'de seyretmiştim yıllar ay, önce. Onları hiç saymıyorum. Sizi ben sadece konserlerde gördüm. Nasıl para kazanıyordunuz? Eskiden mesela albümden para kazanmak mümkün. Çünkü bugün artık albümden para kazanamıyor insanlar. O zaman da albümden para mı kazanıyorduk biz? Albümden para falan kazanmıyorduk. Sahneye çıkmadınız. Ne yapıyordunuz? Sahneye çıktım. Yani şeyde mesela... 90'lardan sonra. 90'lardan sonra çıktın zaten. O zaman ben benim zaten sade bir hayatım vardı o zaman yani. Hala öyle gayet galiba. Hala da öyledir. Yani ben işte evde 12 kedimle yaşayan bir kediyim yani. Var. Evet. Ay. Ama mamalar çok pahalandı. Çok pahalandı. Acayip o yüzden söyledim. Ben de iki tane köpek var ya yani anam ağlıyor mamalardan. Aynen öyle. 12 tane çocuk. Zor değil mi bakmak? Büyük sorumluluk. Eşyaları mahvederler. İşte belli yerlere kedi biraz daha iyi sokmuyorum. Ama. Yok kedi de problem kedi de. Kedi özellikle oturmadan. Yani bir kere sorumluluk. Yani hani kapımı kapatıp gidemiyorum ben hiçbir yere. Hani gideyim bir hafta kaçayım gideyim dediğim zaman mutlaka evde çalışan. Evde birisi bulmak lazım. Hanıma yani yardımcım bir tatile gitmeye kalksa benim böyle elim kolum şey oluyor yani kırılıyor. Kedilerden dolayı. Aynen öyle. Sonra hastalanabiliyorlar. O da benim için çok büyük çok bir üzüntü oluyor. O ona bir de insandan daha fena olan hastalığı. Derdini anlatamıyor, ne olduğunu bilmiyorsun. Ele kediler gidiyorlar bir yerde böyle susup duruyorlar. Çok üzülüyorum. Kaybedebiliyoruz maalesef. Hayvan mesleğinin en zor tarafı. Evet. Bizim kadar yaşamıyorlar. Evet. Çok kısa. Şimdi var mesela benim 4 tane 14 yaşındaki kedim. Onlar kardeş. Gözlerinin içine bakıyorum yani. Kediler daha uzun yaşıyor. Çocuğum 20 yıl olan kediler var. 20-22 çok nadir. Olmuyor mu? Çok nadir. Abi benim bir kedim 23 yaşında ölmüştüm. Bayağı da arkasına ağlamıştım. Hatta o zaman eşimle nişanlıydık. Demiş şimdi anlatıyor. Ya bu herif biraz daha ağlarsa ben bunları ayrı demiş. Ama öyle. İnsan, öyle. Ay, çok müthiş. Başka bir sevgi. Çok. Yani hem şefkat hem acıma duygusu.
Başka bir sevgi ya. O kedi de acaba duygusuz bek olmayasın. Kedi de çok bağımsız bir hayvan cinsi. Evet. Böyle. Onlar bize acıyormuş gibi geliyor bana. Hmm. Kedi bakıyor bu adam. Şimdi bende 4 tane İran, geri kalanı sokak kedisi. Sokak kedisi güzel, hiçbir kedi yok yalnız. Çok tatlılar. Çok bayılıyorum onlara. Çok tatlılar. Çok fazla arkadaş sevmezmişsiniz. Yani daha doğrusu sevmem değil. Çok geniş bir çevrem olsun istemezmişsiniz. Yok benim geniş çevrem. Benim de yoktur da. Niye? Olması da gerekmiyor. Niye yoksun ki? Niye olsun? Ben kendi başıma duruyorum evde. Kendi kendime düşünüyorum. Kedilerimle ilgileniyorum. İşimi düşünüyorum. Birkaç arkadaşım var yakın. Onlarla konuşuyorum. Yetiyor zaten. Yani dışarı çıkar mısınız böyle sokağa gezmeye? Hayır, ben gibi? Çok nadir. Hep evde. Ev arkadaşlar. Çoğunlukla evdeyim ama seyahat etmeyi severim. Hmm. Nereler? Yurt dışına gitmeyi severim. Yurt içinde? Yurt içinde de şimdi konser için bir sürü yerlere gidiyoruz. Gideceğiz, mecbur edelim. Kuşadası'na evet. Gideceğim, Alanya'ya gideceğim, Antalya'ya gideceğim yerler. Tekrar. Şu aynen. Yani tatili de seviyorum. Yurt dışında seyahatlere de bir kaçamakları da seviyorum. En sevdiğiniz ülke veya şehir? Ben Roma'yı çok seviyorum. Sahiden mi? Evet. Ama sizin her şeyin İtalya zaten tabii. Evet. Ama Roma çok güzel. Roma güzel şehir. Roma böyle o daha derli toplu bir şehir Roma, falan. Roma Avrupa'nın en güzel üçüncü şehri evet, veya dördüncü şehri orada, olabilir. Evet. Seviyorum yani. İki gün için bile hani yakında ya. İki gün evet, için Roma bile kaçabiliyorum. Evet, evet. Ve dilini biliyorsunuz. Evet. Yemekleri kolay. Aynen. Fiyatlar çok pahalı değil. Evet. Gerçi şimdi artık her şey pahalı ama İngiltere'ye göre nispeten daha iyi. Roma'yı ben de severim. Roma güzel şehirdir hakikaten. Çok. Sadece bir Apo zamanı, o Apo meselesinde orada bir tatsız bir şeyler olmuştu. Ben bir süre gidemedim. İtalya Başbakanı beni dava etmiştim. Oo. Tabii İtalya Başbakanı'na ben hakaret ettim diye bana dava açtım. Tutuklarım korkusuna gidemiyordum. Roma'ya sonra davayı ben kazandım. Rahat rahat gidebiliyorum. Peki mesela bu az insan, az yük mü diye bakıyorsunuz meseleye? Yani insanların sizi mutsuz etmesine mi korkuyorsunuz? Evet. Az insan, az kırılmak. Çok kolay kırılır mısınız? Öyle yani gibi görünmem musun? Ama kırılırım. Çünkü öyle gibi hakikaten görünmüyorsunuz. Görünmem. Çok sağlam görünürüm ama kırılırım. Dışarıdan çok oldukça sağlam. Bir de yakalarım. Yani maalesef gözümden de kaçmıyor bazı şeyler. Yakalar mısınız? Anlamamazlıktan gelemiyorum. Anlıyorum da. İşte öyle yaptırmayın. Hiç kimseye geçinesi gelmiyor. Ben de görürüm ama ben görmem. Yalnız öleceğim. Ben görmezden gelirim yani. Çünkü gördüğünüz zaman kimseni yani sonunda böyle evde kokuma okuşun. Ben tek başına öleceğim diyorum. Allah korusun. Neyse kızım var. Şimdi ağzından adını sonra soracaktım. Şimdi kaç yaşına geldin? 22 oldu. Oldu mu 22? Vallahi oldu. Aa. Hatta 23 olacak Temmuz'da. Okudu. Hı? Okul bitti. İşte bu sene bitiyor inşallah. Ha bitmedi daha. Hı. Üniversite okuyor şu anda. Üniversite okuyor. Liseyi nerede okudu? Burada okudu. Liseyi burada okudu. Üniversiteyi İngiltere'de okuyor bildiğim kadarıyla. Okuyor. Ne okuyor? Psikoloji okuyor. Hmm. Çocukların arasında çok moda bir psikoloji son zamanlarda evet. Kadarıyla. Benim de kızım psikoloji okudu oradan biliyorum. Sonra ne yapmayı düşünüyor? Şimdi bittikten sonra master yapmak istiyor. Şahane. Onu da çocuklar üzerine yapmayı düşünüyor. Ha, pedagog. Yani. De işte, pedagojimsi. İşte evet. Onun üzerine master'ını yapmak istiyor. Seviyor çocukları. Çocuklarla iletişimi çok iyi Ayşe Nazlı'nın. Yani küçük çocuklar ona bayılıyorlar. Yani müthiş bir nasıl bir elektriği var herhalde. Böyle çok seviyorlar onun enerjisini. Biraz da ben yönlendirdim onu bu konuda açıkçası. Niye çocuklara yönlendirdiniz? Çünkü ilişkisinin çok güzel olduğunu görüyorum. Orada başarılısın, burada evet. Devam et. O bir ara işte adli psikoloji falan düşünmüştü. Yani vazgeçirdim. Bence yıpratıcı bir şey ya. Muhakkak yıpratıcı ama yani bilimsel olarak yani da çok keyif verici olabilir. Yani tamam da dizi izliyorlar falan. Dizilerdeki gibi zannediyorlar da o öyle... Hayat dizilerdeki gibi değil şey her zaman. Yani hele bile Türkiye'de falan yapacaklar yani. Bu işi. Peki mesela gençlerin bile yurt dışında yaşama, yurt dışında okuma, dışında kalma falan gibi eğilimleri vardır. Ayşe Nazlı'da böyle bir şey var mı? Öyle bir şey maalesef var. Bu da sizi üzüyor. Üzüyor tabii yani. Ama tabii hayat ne gösterir bilinmez. O kadar da kolay değil. Yani orada okuyup diyelim master'ını da yaptı. Süper başarıyla da bitirdi. Oralarda tutunmak, öyle iş yapmak falan hiç o kadar kolay şeyler değil. Ben ona inanıyorum.
sanki onlar için daha kolay gibi geliyor. Onlar açısından daha kolay gibi geliyor. Şimdi buraya geldiği zaman ne bileyim işte hele bu düzen sürüyorsa hala işte baban partide mi, amcan hangi yönetimden mezun, öbürü halanın eşarp marka veya başörtüsü markasına falan gibi bir duruma girilince çocuklar burada çok mutlu oluyor. O şeyde vardı mesela, yani okuduğu lisede, isim vermeyeyim, özel bir lise, ondan sonra biraz dert yanıyordu. Yani bazı çocuklar tepeden tırnağa marka giyinerek. Ben kızımı hiç öyle yetiştirmek istemedim. Yani benim kızım icabında marka da giyebilir. Ama sıradan herhangi bir yerden alınmış bir şey de giyebilir şeklinde. Çünkü ben de öyleyim. Hiç öyle şatafatların şeylerin peşinde hiçbir zaman olmadım. Olmadı. Olmayı da sevmiyorum. Yani bence o bana biraz görgüsüzlük gibi geliyor açıkçası. Biraz. Öyle geliyor. Ama gençlere bakıyorum mesela şimdi bu Bernard Arnault falan şimdi dünyanın en zengini falan oldu ya böyle. Diyorum ki gençlere bakınca ben bu lüksün geleceği yok gibi geliyor sanki. Hmm. Çünkü gençlerde muazzam bir protest tavır var. Aynen öyle. Zaten orada da işte bütün öğrenciler ben gittiğim zaman kampüsüne kızımın görüyorum yani hepsinin altında bir tane salaş bir geziyorlar. Pantolon, bir jean ya da tam bir şey. Tam hatta reddediyorlar galiba. Aynen öyle. Benim kızım da öyle. Tabii ki de. Benimkinin üstüne marka yazan herhangi bir şey gidiremezsin. Yani illa pahalı olması gerekmez. Yani herhangi bir marka evet. Ama asla. Ben yani onu böyle hayata karşı bir duruş gibi görüyorlar. Yani bir ama markayı. Bence doğrusu da o yani. Ben de hiç sevmem. Öyle bağırmayacak marka yani. O biraz üstüne o bağırdığımı görgü söylüyor. Geceler böyle Dolce Gabbana, Mende falan. Sevmiyorum. Araplarda şimdi o çok evet. Soğuklara giriyoruz ama Türkler, bir kısım Türk'te de çok fazla var. Peki siz bir kültür insanı olarak, bir sanatçı olarak Türkiye'nin bugünkü kültür dünyasını, sanat dünyasını nasıl görüyorsunuz? Yani iyiye mi gitti, kötüye mi gitti genel anlamıyla? Ne bileyim mesela işte eski zamana bakıyoruz. Her zaman tiyatrocular da çok burada da beraber oluyoruz. Bölgede bir sürü tiyatro var. Şimdi hepsi böyle bir şeyde toplanmak öyle zorunda kalıyor. Öyle mi? Kaldılar. Ben Kadıköy'de, o camiayı pek bilmiyorum. Kadıköy'de işte belli bir bölgede toplamak zorunda kalıyor. Buralarda azaldı, gelirleri düştü. Veya işte şarkıcılara ilgili yasak hala, canlı müzik yasağı hala sürüyor. 12'den sonra müzik yasağı falan gibi şeyler Covid var. Covid nedeniyle başlayan başladı, yasak. Sonra da kalıcı oldu. Ellerine gelse herhalde müziği de yasaklayacaklar sonunda. Geçen yaz biliyorsunuz festivallerin hepsi iptal oldu. Çeşitli tarikatların şikayetleri sonrasında. O çok korkunç bir şey. Nasıl görüyorsunuz? O çok korkunç bir şey yani. Hani hele böyle tarikatların falan şikayetiyle konser iptali nedir ya? Öyle bir şey olur mu? Zaten onlar niye söz hakkı? Yani neyse böyle şeyler konuşulmaz. Niye onların söz hakkı var bu konuda değil mi? Yani istemiyorsan gitmesin kardeşim. Gitme. Çocuğunu da istemiyorsan, yollamayabiliyorsan yollama. Of, bazen içim çok sıkılıyor. Peki şunu sorayım. İşte ben de onun için diyorum ya çok genellikle canım sıkılıyor. Evet evet, bu seçim yaklaşık daha çok içim sıkılmaya başladı böyle şeylere. Şunu sorayım. 51 yıl mı dediniz? Nedir bunun formülü? 51 yıl sonra hala dipdiri, hala dünkü gibi, hala dün başlamış gibi... bütün şarkılar hala dillerde. Yani yarın işte, sahneyeceksiniz. Yine herkes orada konserleriniz. Full işte yazın belki açık havada şurada burada var, yine yapacaksınız. Harbiye'de var Harbiye'de. Yine orada her akşam 5 akşam yapsanız her birinde 5'er binden 25 bin kişi gelecek. Onu bilemiyorum. Bütün şarkıları bağıra bağıra söyleyecek. Nasıl oluyor bu? Nedir bunun formülasyonu var mıdır? İşte iyi şarkılar söylemek, doğru insanlarla işini en iyi yapan kişilerle çalışmak. Disiplinli olmak. Ben disiplinli biriyimdir. Ve mükemmeliyetçi biriydim. Birazcık gevşettim. Taviz verdiniz. Birazcık taviz verdim. Çünkü şey oldu bende. Kaygı bozukluğu. Bu yüzden. Yani çünkü bu performans kaygısı ve her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak bir süre sonra hakikaten insanı hasta edebiliyor yani. Evet. Ediyor. Hala tabii yaptığım şeyi iyi yapmaya çalışıyorum ama hani böyle artık hani bazı küçük şeyleri de tamam olsun bu diyebiliyorum. Bu da bu kadar doğru. Eskiden diyemezdiniz. Eskiden asla diyemezdim. Yani sinir harbi. Peki meslektaşlarınızla aranız nasıl mesela? Bir araya gelip böyle bunları konuşur musunuz? Yoksa... Hiç bir araya gelmiyoruz. Hiç gelmiyoruz ama mesela işte Sezen'le birkaç ayda bir de olsa konuşuruz. Geçenlerde hatta o beni aradı, konuştuk. Sevgili Şehrazat'la ondan çok sık konuşuruz. Yani başka da yok galiba. Hani, o kadar. Yani öyle hani birbirimizi aradığımız, konuştuğumuz yok galiba, evet.
Biz o konuda çok benziyoruz. Ben de böyle huysuzumdur ya. Kimseyle kolay konuşmam yani. İner deşim pek yoktur. İşte. Sevmem yeniyi. Ben hala İtalyan ortaokulundaki arkadaşlarımla buluşuyorum. Hiç sorma, benim de aynı. WhatsApp grubumuz var. Bugün atıyorlar işte siyasi haberler veriyorlar oradan falan. Söylemeyeyim şimdi. Muharrem İnce haberleri mi? Bugünlerde, bu iki gündür o çok moda çünkü. Bugün de hastalanmış geçmiş olsun diyelim kendisine. Önemli bir şey yokmuş zaten partiden, başlama evet. Yaptı parti sürecinden. Geçmiş olsun diyelim. Çekilmeli mi sizce? Hı? Çekilmeli mi sizce? Evet. Çekilmeli. Hı hı. Çekilmesin oğlum. Sonuç değişmez. Değişmez değil mi? Hı hı. Ama onun için sonuç değişir. Onun açısından. Onun gelecekteki pozisyon açısından. O kendisi bilir. Yani ben onun adına bir şey diyemeyeceğim. Bir fikrim yok o konuda. Seçim yaklaşıyor. Bu akşam çok siyasi konuşuyoruz hakikaten. Ama insan duramıyor böyle zamanlarda. Peki böyle hala... Uzun vadeli planlar yapıyor musunuz yoksa planlarınız daha kısa vadeli? Ya da hayat boyu yaptınız mı uzun vadeli plan yoksa? Hep uzun vadeli plan yaptım. Hayat boyu hep uzun vadeli plan yaptım. Şimdi var mı öyle planlarınız? Uzun vadeli. Hala var. Neler elimde onlar? Olmadan yani. Neler onlar? Oluyor yani hani işimle ilgili, hayatla ilgili. Mesela diyorum ki ben herhalde 10 sene sonra burada oturmam. Yani İstanbul'da. Hayır, İstanbul'da değil yani şu an oturduğum evde yani. Oturmam. Daha küçük bir yerde otururum mesela. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Mesela yani bazen bunalıyorum. Çok sıkılıyorum. Bıktım diyorum. Diyorum ki kendime gideceğim. 1+1 diye oturacağım diyorum. Nasıl 12 kedimle beraber. Nasıl konforlu? Ama kedi da. Çok işte problem olsun, var. Olsun bir şey ama sığar onlar bir yere. Koltuğa dizilirler. Gerçekten yani ben küçük evi çok seviyorum aslında. Zaten küçülttüm. Küçük ev daha mutlu ev biliyor musun? Evet kesinlikle. Küçülttüm zaten 4 sene önce. Daha evvel daha büyük bir yerde oturuyordum. 2 katlıya geçtim. Ama gerçekten ileride daha küçük bir hayat istiyorum kendime. Müzik nereye kadar devam eder bilmiyorum. Yani o biraz sağlığa da bağlı bir şey. Enerjim devam ettiği müddetçe neden olmasın? Tabii ki sahneye de çıkmak isterim. Şarkı da söylemek vallahi isterim. Vallahi enerjiniz şahane. Yani İyiyim. 10 numara. Yani. Biz ederim. Sizi beklerken asansörden çıktınız böyle. İçeri böyle bir mutluluk yuvağı gibi girdiniz. Teşekkür ederim. Öyle mutlu. Yani herhalde sizi sevdiğimiz yıllarda. Biz evet. Hiç daha önce tanışamamıştık çünkü. Evet aynen çeşitli öyle. Çeşitli yerde karşılaştık. Evet. Hatta demin çok güzel, çok güzel bir şey söylediniz. Tekrarlayamam burada ama. Evet. O gerçi hakikaten demek ki gözlerinden fikrimi okumuşsunuz. Akıyordu yüzünüzden. Akıyordu yüzünden. Terbiyesiz bir adam galiba. Yani yüzümden bile akıyor. Kötü düşüncelerin yüzünden bile akıyor. Duygularını yüzüne yansıtan birisiniz. Yansıtıyorum evet maalesef demek. Galiba. Bizi burada ağırlamak çok güzeldi hakikaten. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz bizi. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar böyle işte yazın mazın falan filan konser, konserlerde falan. O arada ayrıca gelirim. İşte açık havada öyleyse benim evde oraya açık yakın. Açık hava da var. Pat diye gelirim 5 yani. 5 Haziran'da Zorlu'da da var. Zorlama kapalı. Aslında bunlar daha önceydi Zorlu tabii. Zorlu PSM'de. Deprem sebebiyle ertelendiler. Sağ olun, iyi geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İyi geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki 51 senedir hayatımızdasınız. Çok hayatımızı neşeli ve renkli hale getiren. Teşekkür ederim. Türkiye'deki az sayıda unsurdan birisiniz. Aslında az sayıda demeyeyim ama giderek sayıları azalan unsurdan birisiniz. Sağ olun, var olun. Nezler konuğumuz çok değerli Nilüfer'di. Bu da garip bir şey böyle. Nilüfer Hanım değil. Nilüfer. Aynen öyle. Bu büyük sanatçı mı bu galiba? Mesela Leonardo, aynen, Rafael falan gibi. Nilüfer. 51 yıldır hayatımızda olduğu gibi inşallah bundan sonra da bir 51 yıl daha hayatımızda olmaya devam eder. Biraz sonra tekrar beraber olacağız. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Yeni bir yerden başlıyoruz. Konuklarımız Başak Taşman. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Meriçliler. Beyefendi siz de hoş geldiniz. Siz bir işten geliyorsunuz değil mi? Bayağı işten geliyorum şu anda. Ne vardı akşam? Valla sabahleyin bir çekimim vardı. Bir sinema filmi çekimi. Beyoğlu Spor Kulübü'nün, sizin Galatasaray'ın, hatta benim de Galatasaray'ın.
Hemen yan komşusu biliyorsun. Yüzüncü yıl kutlaması vardı. Beyoğlu'sun yüzüncü kutlaması. Evet ve Yunanistan'dan çok sevdiğimiz bir kadın şarkıcı, müzisyen dostumuz geldi. Natasa Diotisu. Evet, ondan sonra onu büyük bir keyifle izledik. Senin programın olduğu için her türlü şeyi göze alıp geldik. Sağ olun, yani beni Natasha'ya tercih etmenizden dolayı çok mutlu oldum. Yarı yarıya yaptık bu tercihi. Ha, ikimizi birden ikimizi idare ediyorsun. ve Beril. Beril'cim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Soyadın çok tanıdık geliyor ama... Belki babamdan tanıyorsunuzdur. Baban? Babam Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesini kurdu Balıkesir'den. Evet, yok, oradan olur. Tanımıyorum. Atilla Oymak vardı bizim Galatasaray yönetici. Oradan Oymak değil, oğlu Osman Oymak var. O da estetikçi. Doğru, evet. Bir oradan tanıdıklık söylüyorlar. Oradan mı dedim değilmiş. Balıkesir'li misin? Evet, Balıkesir'li. O buraya gelen ikinci Balıkesir'li şefsin. Şey gelmiş buraya, Ekrem Yanbolluoğlu. Balıkesir Bahar Lokantası. Balıkesir diyorum. Balıkesir çok zengin. Edremit Bahar Lokantası. Bana göre şu anda Türkiye'nin en iyi mutfağı diyebilirim. Müthiş bir yer yani. Evet. Michelin'de falanlar dışında ev yemeği yapmak üzerine çok müthiş bir mutfak. Neyse önce Başakhan'la başladım. Sen seni gösterdim böyle ama. Böyle yaptı evet ben. Baktım ne yapacaksın diye. Önce hanımadan başlamak lazım dedim. Memnuniyetle. Biz size hangi reklamda beraber oynadık? Biz beraber reklamda oynamışız. Evet. Kaç yıl önce? 17. 17 yıl. Ben Hürriyet'ten Sabaha geçiyordum. Evet, Sabaha transferiniz çok büyük olay yaratmıştı efendim. Hakikaten ne olay yaratmıştı? İşte o transfer için hatta şöyleydi izleyen, hatırlayanlar oldu. İşte ben gazeteyi açıyorum ve orada haberi görüyoruz. Fatih Altaylı transfer olmuş diye. Arkadaki herkes uçuyor. Adamın peri uçuyor. İşte ağaçlar savruluyor falan. Öyle bir süre. Böyle bir sükse. Yani. Vay anam vay neymişim ben ya. Yani ne şanslısınız şu anda ben de oturuyorsun. Ya. Vay be neymişim ben. ne yaptık orada ben size beraber mi çektim filmi? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben bazı şeyi unuturum böyle. Bazı şeyi hiç unuturum. Vallahi bende de hayal meyal çünkü 42 dereceydi. Levent'te bir parkta falan. Çalışıyorduk. Gayet iyi hatırlıyorum. Bir evet. De siz daha geç geldiniz tabii biz önünü çektiğimiz için. Bana karşı ederse o saat ederim ben. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar filan. Ben İyi para verdilerim bari o bu bayağı bir perişan. Sizinkinin yanında yani. Ben hiç şey almadım. Ben bedava geldim oraya. Allah belamı versin gitti. Vallahi bana yok güzel ya, para ne verecekler öğrenciyiz o zaman. Ya olsun güzel ama güzel. Vermişsin. Güzel evet güzel deneyimdi her zaman olduğu gibi. Öyle bir geçmişimizde ortak bir çalışmamız var efendim. Vay be ben demek ki eskiden güzel kadınlara reklam mı çekiyormuş. Ya. Hep yapıyorsun bunu. Ama şu anda hiç böyle bir reklam filmi falan çektiren yok bize. Kendi kendimize burada idare ediyoruz. Nasıl başladı tiyatro macerası? Yani aslında şöyle başladı. Hazırlık sınıfında İngilizce okurken çok sadece İngilizce var diye canım çok sıkılıyordu. Yaş 15, cesaret büyük. Oyun yazalım. Süper. Ekip toplayalım dedik. Sonra onu bir kere yapınca ardı arkası geliyor. Tabii işte bir deneme sahnesi vardı. Orada kursiyer oldum. Sonra bir sanat tarihi okudum Mimar Sinan'da. Ondan sonra dedim ben tiyatro okumalıyım galiba. Sonra Müjdat Gezen'e geçtim. Güzel. Orada da 4 yıl tiyatro okudum. Ondan sonra hep devam etti zaten. İlk rol? Sahnede mi? Kilit diye hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulayan bir psikopat oynamıştım. Sonra da çok siz psikopat oynadım. Mıydınız? Evet. Sonra oradan sonra da bayağı bir psikopat oynadım. Çok severler bana başarılı psikopat oynamayı. Herhalde iyi oynuyorum. İlk oyunum oydu. Son şimdi oynadığımda Kelepçe Kullanma Kılavuzu. Onda bir sezondur oynuyoruz. Hüseyin Avni Danyal'la beraber. Kilit kelepçe. Evet, evet. Hüseyin abicimle. En yakında 21'i, 22'si, 23'ü İzmir Kütahya'dayız. Sonra da Haziran'da Frankfurt Tiyatro Festivali'nde oynayacağız ikisinde. Çok iyi. Sonra da Nürnberg'de. Öyle. Mahkeme çok iyi. Evet artık kim kimi. peki bir yandan da diziler var. Tiyatro, dizi nasıl beraber oluyor? Hangisi daha keyif verici? Muhakkak tiyatro diyeceksiniz ama dizilerde de iyisiniz. Hangisi oluyor? Ya o böyle bir tercih gibi soruluyor ama... Tercih değil mi? Ha bence, ya benim için değil en azından. Tabii ki hani, yani çünkü birbiriyle çok da... Ya evet, hepsi temelde oyunculuk da çok farklı şeyler birbirinden. Nesi farklı? Tiyatro çok canlı bir performans. Şimdi ne dizi ne sinema filmi, yani kameranın önünde olmakla çok da ilintili değil. Çünkü defalarca bir şey prova ediyorsunuz ve orada seyirciyle ortak bir anda buluşuyorsunuz. Tamamen seyircinin o günkü duygusuna, sizin yarattığınız hissiyatla bambaşka bir performans ortaya çıkıyor. Başka bir oyunda başka bir performans ortaya çıkıyor. Hı hı.
Yani değil mi? Evet, seyirciye de bağlı. Seyirciye de bağlı. O günkü performansına da bağlı. Tabii tabii, o an karşıdaki oyuncuya da bağlı, her şeye bağlı. Yani birdenbire yandaki bir restorandan durup dururken son ses bir müzik açılabiliyor. Sen dünyanın en dramatik anını oynarken İbrahim Tatlıses çalmaya başlayabiliyor bu arada. Ama bunlar oluyor böyle. Yani. Hayatta da böyle oluyor. Tabii tabii. Ya da çok işte seyirciler arasında enteresan bir şey olabiliyor. Birilerinin telefonları çalıyor, birileri rahatsız. Yani her şey mümkün. O çok öyle, o an o, İyi, orada. İyi, telefonumu kapatayım. Mi? İnşallah kapatmışsın. Canlı yayındayken burada. Kapattım. Ama ben işte dizi çekmeyi de çok seviyorum. Sinema film çekmeyi de çok seviyorum. Çünkü hepsiyle beraber bir de yürüdüm. Yani okula girmeden önce ilk dizimi çekmiştim, ilk filmi de çekmiştim. Hepsinden çok fazla şey öğrendim. Hepsinin arkasında da çalıştım. Yani işte kısa filmler çektim. Senaryolarını yazdım. Bir tanesinde bunun için boom tuttum. Yani ses. O yüzden hani her tarafından hoşlanıyorum açıkçası işin. Tam bir emekçi yani aslında. Gerçekten öyle. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Çok acaba. Teşekkür bir hafta ederim efendim. Hakan'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Ya böyle bir sesim olsa daha ne isterim ya. Biraz önce makyaj yapılıyor, birdenbire merhaba diye gir. Ah dedim geldi. Ama sese bak. Dedim yine girdi yok sesine yani. Bir de diyor hasta sesi. Eğitimli mi oluyor, doğal mı bu ses? Bence genetik. Genetik. Tabii. Ama üzerine eğitim dedik. Muhakkak sonra bir eğitim etkisi var, var yani. Tabii ama yani o... o sonra da olmaz diyorsun. Aslında şarkıcı olsaymış keşke. Ha, bağlayacaksın yani. Evet, bağlamayacağım, niye bağlayacağım? niye şarkıcı olmadan hakikaten? Ya, hikaye çok uzun ve çok enteresan ama. Mesela sizin mesajınız sahneye çıkıyor, adını vermeyeceğim. Çok güzel sesi var ama şahane söylüyor. Senin de sesin de güzel biliyorsun. Estağfurullah, sağ olun. Tiyatroca da böyle bir yetenek var yani. Hani şarkıcı taklidi de yapabiliyorlar. Sen bir de iyisin yani. Ama sen mekteplisin. Hı hı. Nerede başladın tiyatroya? İzmir Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü. İzmir'de? İzmir. Niye seçtin tiyatroyu? Sesin güzel değil mi? Yok, çok bilinçli seçtim. Çok bilinçli seçtim. Lisede seçtim. Allah Allah. Lise 2'de. Okulda sahneye çıktım. Okulda gördüm tiyatro kolu denen, hatta bu tartışmayı çok yaparım. Artık niye okullarda tiyatro kolu yok? Var mı? Yok. Diğer kollar yani o şeyler de yok. Onlar da yok. Edebiyat kolu falan da yok. Onlar da yok. Allah Allah. Bunu her gittiğim şeyde tartışırım. Yani ben oradan geliyorum. Oradan gelen. Ben de oradan geliyorum. Ben de okulda broşür kolundayım. Dergi çıkarttık okulda. Tabii ya, okuldan da liseden alırız bunu zaten. Orada seçtim. Lise 2'de dedim ki yapacağım iş çok net bu. Çünkü bunu seviyorum. Lise 2'de seçtim. Aile ne dedi? Annem çok yatkındı. Çok iyi annem. Babam peki doğru gibi bir iş yap demedi mi? Dedi. Ya hobi olarak yapabilirsin dedi. Çünkü doğru babam fabrikatördü. Ha zengin. Fabrikatör mü? Evet evet. Sonra fakat yol ayrımına girdik. Yeşilçam filmine girdik. Bu konuda. Çünkü o da haklı olarak dedi ki ya seçim yapmak zorundasın bu konuda. Çünkü... Ya tiyatro ya fabrika. Evet. Ya para. Evet ya bu. Ya aşk. Paran oldu. Kardeş manaş var mıydı? Yok ben uzun yıllar tek veliahtım. Ha. Yani, tabii onun verdiği rahatlıkla para bir yere gitmiyor. Yok hiç öyle olmadı, olmadı hikaye. Olmadı. Nasıl oldu? Vallahi abi ben... Heyecan bahsediyor işte böyle. Evet evet. Büyük bir servete sırtını dönüp kendini sanata veren idealist bir çocukla karşılaşıyor. Çok doğru bir seçim yaptırdı babam bana. Dedi ki yani şimdi bu çok başka bir şey, bu çok başka bir şey. Tabii ki. Şimdi seçmek zorundasın. Onu seçersen biliyorum ki olmayacak yani bu iş böyle. İkisini bir arada götürmen de imkansız. Çünkü biliyorum gün gelecek, yol ayrımına düşeceksin. Çok da mantıklıydı babam yani bu konuda da haklıydı ve despot bir adam değildi. Boşuna zengin olmamış belli ki. Kesinlikle. Ve neyse abi ben diğerini seçtim. O zaman bir angajmana girdik ama. Dedi ki o zaman bu yolda kendin ilerliyorsun. Yunanlar buna, kapik işler benziyor. Evet, perpato derler buna. Hani yürümek derler o yolda tek başına. Öyle oldu ama sonradan beni çok tebrik etti. Tabii, çünkü dakika Türkiye'de 2000 krizi oldu ve her şey çok değişti. Battı ve maalesef batış olduk. Aa, evet. Battı. Evet. Şerefli bir batış oldu ama yani borçsuz bir batış oldu. O konuda şerefli kalmadı, bir adamdı çok kendisi. Süper, evet. Süper. Ama sonra dedi ki seni tebrik ederim. Çok doğru bir kalsın şey. Kalsın beraber batmıştık. Beraber yürümüştük bu yollarda. Ama belki de sen kalsan batmazdınız. Belli de olmaz yani. Yok olmazdı. Çünkü sesle batılmaz ben sana söyleyeyim. Estağfurullah abi.
Estağfurullah. Birisi mesela bana borcu var diyelim. Geldi bana bu sesle konuşuyor. Abi ne zaman olursa o zaman öde git benim abi. Veya bankacıyım ben geldi bu sesle diyor ki 2 milyon dolar kredi lazım. Ne güzel söyledin. Tabii abi, efendim hemen. Senden duymak çok güzel. Ama şey bu biraz önce hani şey konusunu konuştuğun zaman da bu tiyatroya gönül vermiş insanlarda. Hani sizi şey yapmak istemiyorum burada ama hani şimdi eski partnerim aynı zamanda. Nerede beraber oynadınız? Dizide oynadık beraber. Dizide oynadık beraber. Ama bir tiyatroları da çok ıskaladık yani isterdim beraber. Ha, tiyatro. Evet. Demek ki hepimizin bir ortak sahne geçmişi var. Kesinlikle var. Kamera geçmişi var. Bir sen yoksun bu işte beni gel. Kusura bakma. Abi sana. Ya bu tiyatrodan gelenleri, tiyatro sanatına olan sevdaları o kadar aslında ayrıksı ki yani ne kadar hani şimdi biraz önce konuşurken öteki çok sevilse de sinema ya da dizi için söylüyorum. Ya o kadar çoksa sevilecek bir şey değil aslında. Mi? Değil abi. Niye abi? Neden biliyor musun? Sinema da çok güzel bir mesela şey. Mesela şu anda çok güzel bir şey. Tamam seyreden için çok güzel bir şey. Evet seyreden için çok güzel bir şey. Oynayan için ama şöyle handikapları var. Mesela şu anda tam bir tiyatroda gibiyiz. Neden? Şu anda canlı bir yapıştayız. Canlı. Hep beraberiz. Yani ne yaparsak başımıza bela olabilir yani. Bela olabilir ama çok hakimiz birbirimize ve kalbimiz şu anda seyreden ve oynayanla aynı anda atıyor burada. Evet. Değil mi? Ya bunun mesela sen neden canlıyı çok seviyorsun? O adrenalin var çünkü böyle. Yanlış yaparsan kes işte, bir daha başlayalım. Sana ayrımı şöyle yani. Yaparım. Şu anda tiyatro yapıyorsun. Ötekileri yani diyorsun ki ben turahat yapıyorsun diyorsun bana. Hayır ya, öyle demiyorum ama bu tam bu fark bu. Banttan yapanlar bu anlamda hani o işin aslında keyifli tarafını yapıyor bana sorarsan. Hani dış göz olarak. Evet biz canlı yapıyoruz efendim. Tabii sanatçı yönümüz kuvvetli olduğu için ne de olsa hepimiz sahneden geliyoruz. peki Hakan bir yandan da şimdi girişi evet, yaptım ama evet, şaka, evet. Şaka yaptım. Evet. Şahane şarkı söylüyorsun. Bir klibim var gösterir mi? Hadi. Hadi. Memnuniyetle. Aa. Gösterir mi? Lütfen. Oylama yapıyorum gösterilsin evet, diyenler. Evet. Gösterilsin. Evet 3 oylama. Bir şey diyeceğim. Kusura bakma. Yuh. Bu ne abi? Tanju Okan kalkmış gelmiş mezardan orada duruyor karşımızda. Böyle ses de muazzam, görüntü de Tanju. Müthiş. Teşekkür ederim. Abi. Bu ne abi? Hakikaten. Ya tüylerim diken diken oldu. Ben Tanju abiyi çok severdim. Tanju Okan harika bir şarkıcı. Yani. Tüylerim diken diken oldu. Çok acayip. En güzel, harika dramaturji yapmaz mı şarkılara? Tabii Tanju Okan muazzam. Evet. Çok güzel bir Türkçesi vardı. O da çok iyi dramaturji yaptığı için. Ha, abi çok iyiydi. Bu ne? Bir proje mi bu? Ne bu? Abi bu proje çok enteresan bir hikayesi var. Zaten bunu anlatacağım her şeyden evvel. Çünkü şöyle bir şey hızlıca anlatmalıyım. Hayatımda hiç şarkı söylemedim. Saydım. Hiç. Ben de böyle bir şey olsa sabah tarifi şarkı, soğukları şarkı söyleyip gezerim. Bir şarkıyı baştan sona hiç bilmedim. Aa ben çok hepsini bilirim. Enteresan. Susturmaya çalışıyorum. Şimdi piyanolu bir evde büyüdüm aslında. Fakat annem babam 6 yaşında ayrıldığı için piyanolu evden uzak kaldım. Sonrasında da baba evinde de ilk aldığım Beatles plağında da plağın şeyin dik iğnesini kırdığım için pikabın yasak yedim. Ve ben müziğe öyle bir küstüm ki yani haklı ya bütün olanlar. Varlık içinde yokluk olmuş. Aynen yani. Öyle. Ne oluyor ya? Sonra, o kadar... Yani şu fabrikatör baba pikap iğnesinden iğne kırılmış. Böyle bir şey olamaz ya. Piyano orada kalmış. Gerçekten çok eğlenceli. Babaya bak. Sonra sırtı döndüm bu işlere. Sonra tiyatro bölümünü kazandığımız zaman zaten şeyi de biliyorsun bizde aslında hani şan eğitimi vardır ama hiçbirimiz girmeyiz ona. Evet. Daha çok sahne çalışmak istediğimiz için onu bir angarya olarak kabul ederiz. İnan %90-95 böyledir. Türkiye'de de müzikaller oynanmadığı için abi biz tiyatro oyuncuları ya eğitimli olanlar bu anlamda o derslere girmeyiz. Sonra yıllar sonra pandemiden bir tık önce başıma gelen bu. Zaten bu projede de bunu anlatacağım. Yani bunu anlatmak önemli. Evden çıktım yürüyorum. Bir kadın beni yolda durdurdu. Pandemiden bir tık önce oluyor. Çok yakın bir tarih. Hakan Bey dedi. Buyurun hanımefendi. Hani hayranım olduğunu düşündüm. Tanju Okan şarkıları söylemelisiniz Hakan Bey. Bravo Okan. Bravo durdum. Okan. Ya dedim çok teşekkür ederim. Ve düzürdüm. Ya devam ettim yola. Abi 4 gün 5 gün geçti. Aynı kadın. Bir baktım hep aynı sokakta oturdum. Yusuf Gere'de de. Murat Bardakçı'nın tam karşı komşusuyum bu. Allah başka keder vermiş. Evet başka keder. Bu sabah gördüm. Beni hatırlıyor musun dedim. Nereden dedi. Karşı komşunum dedim. Hadi pardon dedi. Öyle bir durum. Neyse. Sonra aynı kadın aynı hanımefendiyi gördüm sokağın başına. Eyvah dedim başımız galiba belada. Hani köşe başı beklemece durumu gibi. Hakan Bey ben Melek dedi.
Çok güzel bir başlangıç. Ben melek. Projede böyle başlıyorum. Belki de kadın gençten melektir. Böyle bir kadın yoktur bir yani. Kadın yok. Dünyaya geliyor. Olabilir. Hayır olmayacak öyle ama. Öbür tarafta büyük ihtimalle Tanrı Okan'ın meleği o. Öyle olmayacak ama direkt buraya yaslayabiliriz. Çünkü ben de ruhların ölümsüzlüğüne inanırım. Yani kesinlikle. Aa böyle şey. Melek Hanım pardon evet dedim. Ben dedim müzik menajeriyim. Aa bir konuya profesyonel bir yaklaşım var. Bir Türk kahvesi içmek istiyorum sizinle. Tamam Melek Hanım. Sizi kırmayacağım. Hemen Beşiktaş'ta oturduk. Hakan Bey dedi kesinlikle bu tını, bu yapı, bu tipoloji Tanju Okan şarkıları söylemeli. Kadın çok iyi görmüş. Dedim ki hanımefendi ya çok gerçekten taltif ettiniz. Ama o kadar öyle bir şey girdiniz ki hayatım boyunca hiç girmediğim, bilmediğim Tanju abi kim sevmez ki. Ama benim bu yapabileceğim bir şey değil ki ama çok beni taltif ettiniz. Fakat şimdi bir insan gelip hayatınıza bir anda böyle bir dokunuş yaptığı zaman şöyle bir şey oluyor. Abi işlerimi tamamladım. Bir iki saat sonra eve döndüm. Dedim ki ya bu kadın nereden çıktı benim karşıma? Neden bu çıktı? Senin Tanju abiyle olayım ne dedim ya? Hani ta bir flashback 1980'li yılların başı. Bodrum'a ilk gidişim. İlk gördüğüm insan Zeki Müren. Sherry Sherry Lady dönemini Modern Talking çalıyor. Küçücük o amfiler Bodrum olduğu zamanlar. Muazzam güzel turistler. Bodrum'a uçak olmayan zamanlar. Olmayan zamanlar. İnsan yok. Çok güzel bir Bodrum. Çok gencim böyle yürüyorum. Zeki Müren beni gördü rahmetli. Böyle durdurdu beni. O sırada yanında biri vardı. Biraz destek olan ona. Lütfen dedi bu müziği değiştirsinler. Çünkü dedi Avrupa'da bu müzikler mi çalıyor? Siz bunları çalıyorsunuz. Garson Bey'i çağır bana dedi. Garson geldi. Buyurun paşam. Lütfen dedi müziği değiştirin. Sanat müziği kondu. Döndü bana şöyle yaptı. Çok güzel bir hatıra benim için. Nasıl? Dedi bana. Böyle eğildim geçtim. Ertesi sabah. 9.45. Bu hikaye bağlantılı birbiriyle çünkü. Abi tekneleri çok seviyorum bakmayı böyle ağaç tekneleri ta. Metres diye bir tekne. Hayır. Oraya gelmedik. Guletler, trandiller. Bir tekne. İsimlere bakıyorum. Bir tekne çok ilgimi çekti. Bunu ne zaman yaptım? Melek'le karşılaştıktan hemen sonra eve gidip nereden Tanju abi? Durumu kafama takıldığı soru. Zaten anlatacağım şeyler sahnede bunları anlatacağım. Aynen böyle. Hani girizgahlar böyle. Hani konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Yani aslında biz biraz spoiler... Evet, alıyorsunuz aleni bir şekilde hem de. Abi tekneye bir baktım kadınım yazıyor, kadınım. Dedim ki kim lan dedim, kadınım diye güzel bir isim koyar teknesine. Kafamı şöyle bir yaptım. Abi baktım o güzel adamı gördüm ya. Lacivert gözlü, Ben Ebatlar'da gerçekten evet, böyle şey da. Böyle bir adam. Ondan sonra benim onu izlediğimi ve böyle tatlı bir bakış attığım genç bir adam... Hoşlandı. Böyle tam göz göze gelmedi ama fark etti beni. Saat 9.45. Bir tane büyük bir bardağa bir rakı koydu. Şimdi... Sabah 9.45. Sabah 9.45 abi. Ya şimdi Tanju abi oldu işte. Oldu. Abi gözyaşı tek duble. Pardon duble dönünce kaymakam. Duble. Duble üstü. Domuz sıkısı. Tak. İpsala. Sana şovdan enstantaneler. Doğru. İpsala kondu. Sınırı geçtik. Bir eliyle böyle aldı bak. Daha buzu koydu. Şöyle bir kokladı rakıyı. Tabii böyle yapmadı. Böyle yaptı. Osman! Çoban hazır mı? Tam böyle bir baskı. Evet, çoban sabah hazır 9.30. mı? 9.45 abi. İnşallah. Abi. Oh be. Bir dedi böyle baktım. Sonra tam orada bana böyle yaptı bak. Nasıl hikaye? Çok güzel. Bu manzaradan sonra insan 6 ay sonra alkolik olur. Yani. Nefis bir gün. Müthiş. Ve bunu hatırlayan Hakan Meriçliler diyor ki çok uzun anlatması süre. Sen o zaman kaçırsın 18-19? Evet. Evet 19. 19. Çok gencim böyle şeyim ama Zeppelin gibiyim. Basketçiyim çünkü. Karşıyaka'da oynuyorum İzmir Karşıyaka'da basketbol. Tanju abi de şeyi çok sevdi orada. Hani o Flinta durumunu çok sevdi affedersin. Rica ederim. Ondan sonra hikaye buradan başlıyor. Sonra diyorum ki ben benim çok ayrıntılarını sahnede anlatacağım. Benim bu adamla ilgili bir şey yapmam gerekiyor. Gidiyorum pandemide patlamış Çeşme'ye. 10 yıldır gitmediğimiz Alaçatı'daki evi annemin evini tamir ettirme bahanesiyle gidiyorum. Tamir ettirirken Urla'ya gidiyorum. Heykele bakıyorum diyorum ki heykel bu mu? Park bu mu? Bu adam için hiç yapılacak bir şey yok mu? Kadınım teknesi nerede? Bülent Kaptan'ı buluyorum. Bülent Kaptan kadınım nerede?
Hatta aramalarımız var. Kadının nerede? Bütün Türkiye limanlarında kadının teknesini arıyorum. Çünkü bu adam için bir müze yapmak istiyorum. Benim de senin gibi müzeci bir taraflarım var. Diyorum ki bu adama sahip çıkmayacaksak kime sahip çıkacağız diyorum. Giderken yolda bütün şarkıları yaptığı adamlarla görüşüyorum. Sohbet ediyorum. Hepsini besteleri yapanlar, onlar, bunlar, şunlar. Sonra kendimi şarkıları söylerken biliyorum. Çünkü bu Hakan Meriçlilerin, sormadan cevap veriyorum. Hakan Meriçlilerin Tanju Okan'a yolculuğu aslında. Bu anlatacağım şeyde nasıl biliyor musun? Çok uzun atmıyor mu? Şey, çok acayip bir anlatıyor. Şey gibi olmayacak bu ya. Bir şov gibi. Ya kim yazdı bu hikayeyi? Hepsi kafamda. Sen yazdın. Yazılı metin yok. Bana hep yazılı metin istedi. Vigor grubu, Vigor Sanat yapım şirketimiz. Değerli kardeşlerimiz beraber yapıyoruz. Serdar Akkaya'yla beraber. Peki Melek Hanım bu işin neresinde var? Abi Melek Hanım başladı ve Melek Hanım'a tabii ulaştı. Bu işin içinde mi? Yok. Değil. Ama orada olması çok güzel. Çünkü Melek'i içeri alırsak o zaman o Melek olmayacak. Dışarıda kalması o kadar güzel ki. Finalde. Yani bu projeyi senin kafana Melek Hanım soktu, evet. Ama projeyi sen yaptın onsuz. Evet. O o Prometheus oldu. Ateşi çaldı. Ateşi çaldı ve yaktırdı bana. Ve ben de bu hikayeyi, şimdi tiyatrocular biliyorsun hani bir şeyleri severler böyle şeyi. Ama burada şunu denemek istiyorum ve denenmemiş bir şey bu anlamda. Bu anlamda bir ilkliği böyle olur. Benden çok yazılı metin istediler. Dedim ki bunlar anı. Şimdi böyle anlatabiliyorsam. Teksti olmadığı için anlatabiliyorum. Kafamda tabii ki. Yerleri değişebilir ama. Ve daha doğal oluyor. Çok daha doğal oluyor. Hiçbir şey ya her akşam yeni anlatacaksın. Ve bugün başka türlü, yarın başka türlü anlatabilirsin. Aynı şeyleri anlatacağım. Aynı şey. Aynı hikaye, belki farklı kelimelerle. Evet. Farklı duygularla. Belki o şarkıdan 10 şarkımız var seçtiğim. Onların bir dramaturjisi var bende. Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılar. Tanju abi, Tanju Apan yaptı şarkılar. Bir de Tanju abiyi biraz çalıştığınız zaman aslında 1970 ile 74. Projenin adı 1974 çünkü. Bu ismi çok severek verdim 74 yılını. Benim için çok anlamı var bu 74 yılının. Ama Tanju abi için çok büyük önemi var. Çünkü 70-74 yılıdır bizim bildiğimiz Tanju Okan. Ondan önce 1961'de Ordu Evi'nde, Ankara Ordu Evi'nde müzeye başlayan Tanju Okan'ın 70'e kadar olan maceraları çok başka. Ama o Nino Varon'la başlayan. Nino abi bu ara... Bu akşam iki kere anıyoruz. Evet, anıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Tanju abiyle arkadaşlık, dostluk etmiş bütün insanlar bir süre sonra bende Tanju'yu görüyor. Çünkü ben de bir gazeteci gibi, aslında bir romancı gibi Tanju abiyi 2,5 yıldır kovaladığım için abi... garip biraz garip bir şey oluyor. Hani bir rolbaz bir durumu olmuyor burada. Öyle diyeyim. Çok uzun konuştum, affedersiniz. Çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın. Böyle hepimiz böyle... Keko gibi dinliyorum. Estağfurullah, olur mu abi? Kaldım. Olur mu? Çok acayip anlattın. Bravo, çok güzel anlattın. Koy 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 var mı 10 şarkıda? O bazı seçtiğimiz şarkılar. Hep aynı şarkılar yok olacak. Mesela. Koy 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 yok. Ya 10 tane belli şarkımız var. Mesela bir gün oğlu geldi. Bak bu çok enteresan bir hikaye. Aynı oğlu da 58 yaşında, babası yaşında vefat etti. Tansu. Aynı yaşta vefat ettiler. Genetik diye bir şey olabilir. Ya çok acayip bir şey. Bu projeden bahsettim ona çünkü pandemi dönemiydi. Tansu dedim, ne diyorsun? Dedi ki yani rakı sever misin, bir şey yapalım mı? Tanju Okan'ın oğluna mı soruyorsun dedi bunu. Bir muhabbet yaparken o sırada şarkıları dinletiyorum ona. Dedim ki şu şarkıyı düşünüyorum, bu şarkıyı. Biliyor musun dedi, benim en sevdiğim şarkı bunların hiçbiri değil. Çünkü anneme söylediği bir şarkı var. Hangisi? Seni hayatımca sevdim. Onu söyler misin dedi. Ne demek? Şimdi mesela... Bu onun için söylenecek. Seni hayatımca sevdim. Kadınımın uğruna yazıldığı kadın da benim komşum diyorlar. Zerrin. Evet. O da gelecek mi? Bir şey söyleyeyim sana. Projenin alt metin adı ne biliyor musun? Zerrin'i aramak. Çünkü ben Zerrin Hanım'ın bir gün bu şeye gelmesini ve onunla sohbet etmek çok istiyorum. Çünkü şimdi ben olayın çok başka tarafındayım ya. Hani ben şimdi normal bir proje yapıyorum. Ey seyirci gelinin dışında bir kafadayım ya abi işin en başından beri. Ben aslında bir şeyin peşindeyim ve bitmeyen bir şeyin peşindeyim. Hani bir analizin peşindeyim. Hani o yolda Hakan Meriçliler Tanju'nun peşinde ya. Tabii doğal olarak Zerrin'in de aslında peşinde. Çünkü aynı Urla'daki evlerinde oturdum. Aynı o pozları verdim. Fotoğrafları var bende. Alt metin çalışması. İyi hatırla. Ben haftaya Urla'ya gideyim bari bir. Git vallahi ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Başka bir ayara. Rüzgar oluyor. Sen koyacaksın. Hayatında Urla'ya gitmedin. Hayatında gitmedin mi? Çok gastronomik olarak da çok güzel bir yer Urla.
Ne yani olarak? Böyle, gastronomik yemekler falan filan. Astronomik diyor. Yani diyor ki ben beni unuttunuz burada. Evet. Doğru. Tamam doğru. Son derece haklısın. Urla'ya mutlaka gidelim. Özür dilerim. Son derece haklısın. Urla'ya gideceğim. Tamam. Haftaya Urla'dayım. Şimdi hatta hemen burada talimat edeyim. Yerimi ayırsınlar. Yemek. Sen nereden bu yemek işine bulaştın? Hiç ya. Tipinde aşçılık yok senin. Evet. Yani genelde yeni şeflerin hiçbirinin tipinde aşçılık yok da senin hiç yok. Öyle mi diyorsun? Hiç yok yani. Ha ben seni mutfağa görsem hadi çıkı kızın derim yani. Ama aslında normal bir mutfak değil bu. Hani ha nasıl mutfak? Bitkisel beslenmek aslında bitkisel vegan. Vegan mutfak. Ay. Ama hani vegandan ziyade daha sebzelerle meyvelerle daha çok ilgili bir mutfak. Genelde sebzelerle... Ay ben gidip size anlatmayayım ne vegan ne ya? Ya vegan aslında insanlar çok yeni bir kavram Türkiye'de de. Ama ben bunu şöyle birazcık daha masumlaştırmaya çalışıyorum. Hani, şaka yapıyorum. Vegan çok popüler son zamanlarda gençler arasında. Son zamanlarda evet popüler. Hayvansal ürün hiç kullanmayan, işte süt, yumurta bunların olmayan, hayvansal ürün hiç içermeyen bir mutfak aslında. Ama bunun, tereyağı da yok. Tereyağı yok, yumurta yok, yumurta işte yok. Süt yok. Ama bunun yerine artık çok fazla bitkisel sütler var, yumurta yerine kullanabileceğimiz alternatifler var. Ama çok güzel oluyor gerçekten. Yani. Yiyeseniz. Ben yiyorum, yiyorum. Sıklıkla yiyorum. Ben çok çok da seviyorum, evet, doğru söylüyorum. Yiyorum hatta... O kafeyi senin açtığını duyunca çok şaşırdım. Çünkü bizim eve yakın bir kafe var. Gidiyoruz arada bir. Orada böyle vegan cheesecake'ler, vegan bilmem demek ki güzel olabiliyormuş tadı. Yok, son güzel derece güzel. Bayılıyorum. Ama, ben de beğeniyorum. Yani, ama şimdi ne o vegan bonfile diyorlar. Mesela. Abi. Ya onlar işin birazcık şu an trendy kısmı. Hani biraz saçma insanlara sapan. Biraz daha sempatize ediyor aslında. Evet ama... Peki sen nereden taktın bu vegana? Öyle mi başladın? Öyle başlamadım aslında. Ha. Yani bundan bir 10 sene önce zaten vegan diye bir kavram yoktu. Sen 10 sene önce çocuktun herhalde. Yok çocuk değildim. Üniversitedeydim 10 sene önce. Yapma ya. Evet. Üniversitede başladım. Ailede var mıydı bir yemek işi, veganlık işi, vejeteryanlık işi? Yani vejeteryanlık yoktu. Zaten 10 sene önce böyle bir kavram yoktu. Ama annem çok mutfaktaydı, çok yemek yapardı. Hani ben hep ondan gördüm. Hep belki onu izlediğim için hiç mutfağa girme ihtiyacında bulunmadım. Yani üniversiteye gittiğim zaman İstanbul'a ilk tek başıma kalıyordum. Sen orijinal neredesin? Balıkesirliyim. Ha, Balıkesirliyim. Evet, zaten Balıkesir de çok böyle zengin ha. Yemek kültürü. Üniversiteye gittiğimde tabii ki tek başıma kendim yemek yapacağım. Biraz da böyle sağlığıma dikkat etmeye de çalışıyorum. Hani vücuduma dikkat etmeye çalışıyorum. Buradan şey merakım başladı. Sağlıklı besine olan bir merak başladı aslında. O sağlıklı beslenmeye olan merakım aslında biraz daha bitkilerle beslenmek, sebzelerle beslenmek, vücuda daha yararlı ne olabilir diye bir merakım başladı. Türkiye'de baktığımda şeyi bulamadım. Bunun eğitimini alabileceğim bir yer Türkiye'de. Daha çok gastronomik, daha temel mutfak eğitimleri veren okullar vardı Türkiye'de. Aslında denedim de hani bir gittim. Ne bir şans verelim bu Türkiye'de. Evet yani nasıl oluyor mutfak temel işte tavuklarla ya da normal etlerle nasıl oluyor diye bir denedim. Ama dedim ki ben burada yapamayacağım. Çünkü hani ıstakozları geliyorlar şeyin içine atıyorlar kaynar suda. Hani o şeyi görmek istemedim ben aslında. Sonra bir araştırdım dünyadan nerede bu? Hani bu akım nereden çıkmış? Bunun bir merkezi neresi diye. İşte bu araştırmaların beni Amerika'ya Los Angeles'a götürdü. Bu vegan işi Los Angeles'a mı çıkmış? Yani biraz Amerika bazlı bir şey aslında. 2000'lerde birazcık daha popüler olmaya başladı Amerika'da. Ben de orada başladığını öğrenince dedim ki bir oraya gideyim ve oradan hani bu işi de profesyonel olarak yapmak istediğime karar verdim. Kaç yaşındasın bu arada? 33 yaşındayım. Hayır o zaman? O zaman 26 yaşındayım. 28 sene önce. 7-8 sene önce. Amerika'ya gittiğimde oradaki dünya şöyle bir dünya gördüm ben. Sanki böyle geleceğe gitmiştim. Hani bir anda Türkiye'den çıkıyorum Amerika'ya gidiyorum ve sanki 10 sene önce benim böyle daha hayal edemediğim böyle mutfakta yapmayı plan edemediğim şeyleri orada marketlerde satıyorlardı. Ve ben şeye çok inanamamıştım. Yani bu nasıl... Ama Amerika'da markette satıyorsanız emin ol ki sağlıklısınız. Ya şöyle sağlıklı olan marketler de var. Daha küçük böyle butik olan marketler. Yalan. Yani, ama içerikleri okuduğumuzda var, temiz içerikli ürünler de var. Orada gördüğümde şeyi gördüm. Hani ben, Türkiye'de daha bu kavram çok yeni ve ben bunu evet bunu adapte edebilirim. Türkiye'ye bunu uyarlayabilirim ama Amerikan tarzıyla uyarlayamam. Yani biraz Türkleştirmem lazım. Türk kültürüne, Türk mutfak kültürüne biraz uyarlamam lazım. Biraz o adaptasyon sürecinde işte kafeyi açtım sizin de geldiğiniz. Kafede aslında insanları biraz tatlılarla biraz daha masumlaştırmaya çalıştım. Çünkü tatlı her tatlı zaman... Tatlı da gider. Tatlı da her zaman yani tercih edilir. Yani. Evet tatlı. İnsanlar da tatlıları çok sevdiler. Hatta hani veganlıkla... Onlar hep sizin kendi formülleriniz miydi? Evet evet. Hı. Benim hep kendi formüllerim. Özellikle hani çok bazı reçetelerde hatta yıllarca çalıştığım reçeteler vardı. Orada eğitimlerini onları vermiştim. Onları bir yerden apardınız mı kendiniz mi uydurdunuz? Yani yok şöyle okulda... Aynı şey düşündüm o aynı anda. Değil mi aynı anda? Esinlenilmiş olabilir tabii. Ya şöyle... Esinlenmeli mi? Tabii ki de mutfakta hani birebir kimsenin tek
yani çok yıllar önce var olan reçeteler var. Siz onun üzerine kendi yorumunuzu katıyorsunuz ya aslında. Hiç benim anneannemin mesela vegan reçetesi olmadı yani. Ondan eminim yani. Ya şöyle zeytinyağlı yemek düşünün. Etil çıkanın içinde. Evet. Ki çok severim. Yani eti çıkardınız. Zeytinyağlı vegan bir yemek olabilir bu. Tabii canım. Bildiğin evet. Şey, evet. Yaprak sarma. Zeytinyağlı ya, yaprak sarma. Tabii ki bildiğin, çok fazla yani. Bize. Şimdi ben Balıkesirliyim, Ayvalıklıyım. Hep zeytinyağlı yemekler. Ha, tabii tabii. O ot, biliyorsun bütün otları yiyor ondan. O her şey var. Şimdi bir sezonu çok güzel de bir sezon. Orada zaten biliyoruz aslında bunları. Sadece hani şeyi bilemiyoruz. Yani nasıl yapacağımızı, nasıl kullanacağımızı. Bu genelde tatlılarda biraz insanlarda şey çıkartıyordu problem. Yani tatlıyı nasıl süt kullanmadan, şey, yumurta kullanmadan nasıl yapacağız diye. Ama bunların artık şey bir kimya işi hani bu mutfakta bu bir fırına bir kek çıkartmak. Bunların da formüllerini bilince hani mutfakta temel eğitimi okuldan alıyorsun. Üzerine kendi yorumunu katıyorsun aslında. Buradan böyle bir Türk kültürüne de uyarladım. O kafeyle beraber çok insanlar çok sevdiler kafe. Kafe tamamen Türk kültürü zaten baktığı zaman. Evet. Orada Türk ne var anlamadım ya. Türklükler ne kadar var. Yani, bildiğin Fransız tatlıları var orada. Yani, vegan şekilde yapılmış. Tatlılarla insanlar şeyi sevdiler. bitkisel mutfağı sevdiler aslında. Evet, hakikaten ben sevdim ya. Şaşırdım evet. Yani bak. Yani beni oraya kızım götürdü. Bu vegan megan falanmış işte bu. Ben böyle hani vegan yani eğilir şu an veganmış falan. Hep ön yargıyla geliyor. Aynen böyle bir ön yargıyla girdi. Evet. Şimdi bayılıyorum yani. Hala sizin formülleri yapıyorlarsa şahane yani. Çok güzel böyle bir takım vegan cheesecake'ler falan var. Ya ama şöyle oldu. İşte insanlarda şöyle ya bir... Cheesecake nasıl vegan oluyor anladım ben mesela. Ne cake o cheese değil de ya ne pişirmiyorsun, o. Pişirmiyorsun daha çok kaju bazlı. Evet, kaju bazlı. Ama orada şöyle bir yanılgıya gittim. Yani insanlara bir anda çok böyle bu beslenme tarzının sanki çok maliyetliymiş, çok bütçesi yani iyi olanların tercih edebileceği bir hale... Türkiye'de olmaz. Türkiye'de et 500 lira. Ya yani öyle... O yüzden Türkiye'de et yoksa ucuz. O algıdan çıkmak istedim açıkçası. O yüzden o tatlılardan... Vallahi öyle. Kıyma aldım 400 liraya. Evet. Kilosu 400 liraya kıyma aldım. Şu anda bitkisel beslenmek daha uyguna geliyor. Şu anda daha uyguna geliyor. Gerçi o domates, patates, soğan da ortada da. Ama et yerine daha böyle mantar falan kullandığınızda ya da daha böyle sebzeler kullandığınızda daha uyguna geliyor. Evet, et, hiçbir şey etten daha pahalı Türkiye'de. Yumurtanın evet. Tanesi 10 lira mı ne olmuş? Yok 5 lira. Etten yani şimdi biz mesela yumurta kullanmıyoruz ya. Öncelikle. Evet. Yumurtanın tanesi 5 lira. Şeyine göre 900 bilmem ne görmüştüm. Erik mi ne ben? 1200 liraya gördüm. Pardon, öyle bir şey yani. O yüzden şey etten daha pahalı şeyler var kiraz. Yani. 1200 liraya kiraz gördüm. 900 liraya gördüm. Çok ben... sevdim. Kiraz böyle sadece uzaktan seviyorum artık. Tabii. Ben böyle bahçesi... Kiraz'a platonik bir sevgimiz İstanbul'da var. İstanbul'da bahçeli meyve ağaçları Napolyon olan... Napolyon falan da değildi. Ya. Değil Napolyon normal. Askeri bile olmadı. Daha değil. Hayır şey değil. Meyve ağaçları olan bir evde büyüdüm ben. Ve bir şeyden böyle ağaca çıkar yerdim yani. Hani gidip bunlar alınmaz hı-hı. Mesela dut falan. Bu alınacak dut bir şey alınmazdı. Değildi yani. Ağaçtan toplar evet. Yerdik aynen öyle. Böğürtlen. Yani. Bunlar alınmaz. Pikniğe giderdin. Böğürtlen. Orada çalılardı, toplardın falan yani. Şimdi... Mazini sistirirse. Böğürtlen var ya Allah diyorum şu kadar evet, bir kutu evet. İçerisinde ay. Bakıyorum bırakıyorum. Aşı böğürtlen onlar doğal da değil. Aşı, aşı mı öyle? Aşı böğürtlen. Böğürtlen de mi aşısı oluyormuş? Tabii, biz onu yabani bir bitki diyebiliyoruz. Yol kenarında gördükleriniz normal böğürtlen. Normal böğürtlen. Ondan evet. Küçük küçük oluyor onlar. Evet ve daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli. Ama toplaması çok daha lezzetli. Eşi oluyor. Ya artık hiçbir şeyin tadı da almıyorum ben. Yok. Her şey kötü oldu galiba. Mesela o ne denir rokada bir acı olur. Şimdi rokalar acı değil yani. Doğrusun. Doğru. Değil mi? Evet. Her şey kötü. Hayalı yaşlan bu da yaşlan memarisi. Hayır. Bana bakmayın her şey alakası yok. Bana her şey iyi bu yaşlan memarisi. Aa bizim zamanımız falan hiç. Arkadaşlar her şey çok iyi. Her şey çok iyi. Her şey çok güzel olacak. Diyelim niyeyse böyle bir saçma sapan bir konuşalım. Kaç dizi oldu? Sayıyor musunuz? Yok. Kaç film oldu? Şimdi dur bilirim de. Şimdi böyle ya mesela şey benim kaç gazetede çalışıyorum bilmiyorum gibi bir şey oldu sizinkiler. Yok amacım. Aynı değil canım. Gazetelerin bir sonuçta şeyi var. Kaç tane gazete var diyorsun? Yani. Şu anda hiç yok. Çok iyi dedin ha. Dur lan haftanın günü bir kadar gazete vardı. Ya bilmiyorum. Dizi 20 falan olmuştur. 20? Film de ne bileyim çok sinema filmi çekmedim. Ya, televizyon filmleri de var işin içinde. Ne bileyim o da 7-8 tane olmuştur belki sinema filmi. Kısa filmlerim var. Var yani saymıyorum. Sen sayıyor musun? Ben nerede kalsın? Bir yerden sonra ikinci ucu koptu. Evet. İlkini çok sayıyorsun sonra saymıyorsun. Evet, sonra saymıyor. Evet, evet. Evet. Aynen. Bir şey merak ediyorum şimdi. Amerika'yı izliyorsunuz. Hollywood'da işte geçenlerde ödül töreni vardı. Kimse katılmadı. İşte greve falan filan şeylerin senaryo yazarlarının grevi var. Hı. Ve ilk değil birkaç sene önce yine olmuştu. Amerika'da bu tartışmalar var. Avrupa'da bu tartışmalar var. Hem emekle ilgili hem de
kadın oyuncularla erkek oyuncu arasındaki gelir farkından ötürü bütçe farkından ötürü. Erkek 20 milyon dolar alıyor, kadın zavallı gariban 15 milyon dolar alıyor gibi böyle aralarında bir fark var. 15 milyon dolar hemen. 10 milyon dolar alanlar da var. Ona oyuncu ya da oyuncu. Türkiye'de böyle bir sıkıntı var mı? Var mı tabii ki yani soru değil. Mesela siz Hakan Andamas paralıyorsunuz. Aynı oyunda oynayınca. Ya bu... Duruma göre değişir. Duruma göre değil değişir. Değişir. Evet şöyle bir şey var. Hani son özellikle 4-5 yıldır bunu sürekli ben mevzu bahis ediyorum. Diyorum ki hani ücret eşitsizliği, ücret eşitsizliği diye. Takip ediyorum sizleri o yüzden konuları açıyorum. Ve hani bizdeki eşitsizlik durumu yani dünyanın genel içinde bir sürü sıkıntı var tabii kadın erkek eşitsizliği anlamında ama bizim ülkemizde çok garip noktalarda. O yüzden hani bu 4-5 yıldır sürekli konuşmama rağmen hani ücret eşitsizliği mi? Hani nasıl yani? Hani ve bunu yani bu sistem ilk ortaya çıktığında yıllar evvel diyelim. Hani erkekler daha çok çalışırken ve kadınlar çalışmazken çok eskiden bahsediyorum. Kadınlar iş hayatına atıldıklarında nasıl olsa erkek eve bakacak. O oradan çıkmış bu model. Hani ona bir tık daha bir avantaj vermişler. Hani o eve bakacak olan ya kadın da sanki hobi gibi. Üzerinden yıllar ve yıllar geçmiş. Bütün mücadeleler devam ediyor. Ve hala ücret eşitsizliğinde de böyle bakıyor. Temeli çok, o mu aslında? Temeli o yani. O ve işte birkaç başka... ya bütün o sistemi de kendileri... Ataerkil bir sistemde biz tabii devam ettiğimiz için... onun da etkisi var ama hani oradan yola çıkmış. Şimdi senin suratına böyle bakıyorlar ve sen aynı eğitimi aldığın, aynı kariyere sahip olduğun, aynı yaşta olduğun karşı karşıya geliyorsun. Belki daha çok daha şeyden feragat ettin. Kesinlikle daha büyük mücadeleler. Bu yani konuşmaya başlasak evet nelerle karşı karşıya kaldığımız. Ve sana daha az para veriyorlar. Hani bu bir kere şey çok nasıl diyeyim küçültücü yani evet. Hani ne münasebet yani. Hani kabul edilebilir bir şey değil. Öyle bakıyoruz birbirimizin suratına. Ama tabii biz mücadele etmeye devam ediyoruz inşallah. O anlamsız ifadelerin ötesine geçip. Tabii bunun sonu gelmez bunları. Gelir mi? Gelmez. Gelmez sonu. Hani Amerika'da şeyde meşhur şey muhabbet var ya, tenis oynayan kadınlar bir gün diyorlar ki neden ödüllerde biz bu kadar dörtte bir alıyoruz. Hmm. Hani bunun Netflix'te falan filmde yapıldığı bir ara. Hani çok güzel bir filmdi. Bir tane herifin biriyle bir kadın şeye giriyor böyle iddiaya giriyor. En sonunda o kadın yeniyor onu. En sonunda bütçe şey teniste de kapatılması için bilmem ne. Çok hoş bir filmdi o. Aslında onu her şeyi vur işte. Bu sonu gelmez abi bunun. Bir de şuradan vuruyorlar. Mesela tiyatro eserlerine baktığın zaman gerçekten erkekler için yazılmıştır. %90'ı. Öyle mi? Tabii ki. Tartışma. Çünkü yazarlar erkektir. Ama şimdi dünya değişti, şey oldu. Hmm. Farklı bir yüzyıla girdik. Ama baktığın zaman yine kadına yazılan roller yine oran olarak düşüktür yani. Allah. O anlamda tabii. Bir garip bir kadın erkek ayrımcılığı Amerika'da, Avrupa'da çok yüksek standarttadır. Hani Almanya'da, böyle Fransa'da, İspanya'da. Tabii, inan ki böyle bir durum var. Sonra olan akımlarda hani bunun üstü çizilmiş bir durumu var ama yine sonucu değiştiren hareketler olmuyor bunlar. Yani incelediğin zaman. Benim eşim senaryo yazıyor mesela. Ben bakıyorum o hep kadınlara yazıyor. Tabii işte ama işte bu... Herhalde kadın olduğu için öyle. Bir tarafı tutmak için belki. Yani sadece o yüzden dediği biz kadınlar biraz şeyi de geç keşfetti. Yani kendi dilini yaratmak diye de bir şey var. Çünkü eski yani şimdi bir dil var. Erkeklerin oluşturduğu bir dil. Bunun içine girip bunun üzerinden üretim yapmaya başladığında hatta Virginia Woolf bununla ilgili çok güzel bir şey söyler. Hani önce kendi dilini bulması gerekiyor ki sonra kendi bulduğu dil üzerinden kendini ifade edebilsin. Bu durumu ben okulda tabii. Hamlet oynamışlığım var. Tabii, tabii. Richard oynamışlığım var. Çünkü çok önerirdim Shakespeare ben. Oynamaya kalktığında bir tane kadın rolü okulda var. O da Lady gezerdi. Macbeth. Evet. Ama sonra dedik yani... Ya çok gereksiz bir roldür kendisi. Neyse. Tabii Juliet rolü çok sevmez. Shakespeare'e yani. De öyle dedim. Tabii yani. Tabii. Romeo'yu da çok sevmez. Shakespeare kalkıp gelecek ve evini çarpacak. Başlam gereksiz dedi. Yok hocam hayır. Bu arada ben de Shakespeare oynuyorum bu arada devlet tiyatrosunda. Değil mi? Tabii, hangisi var? Hırçın Kız. Hırçın Kız'ı ehlileştiren adamı oynuyorum bir de. Ehlileştiren. Ehlileştiren. Ama bu sesle beni bak, de işte yani böyle şeyler. Böyle kalırım burada. O yüzden kadınlar kendi hikayelerini hani baktık ki yok hani düzgün ve yeterli anlatılması lazım.
O yüzden hani daha fazla kadın yazarlar kadın hikayeleri yazmaya başladı. Erkek yazarlar da kadın hikayeleri yazmaya tabii, başladı. Bu iyi oldu ve daha dikkatli bakmaya da başladı iki tarafta. Kendisine, karşı tarafta kadınlara. Mesela ben şeye bakıyorum şimdi, popüler dizilere bakıyorum. Şimdi Camdaki Kız mesela bir kadın hikayesi geliyor. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Veya bu Kızılcık Şerbeti. Orada da böyle kadınların önde olduğu ve kadın meselesi üstüne yoğunlaşmış bir şey. Yani bakış açısından. O yüzden de hoşuma gidiyor ve kadın işleri daha çok tutuyor aslında. Çünkü yani düşünün ki hayatın tam ortasında duran, yani erkekleri de büyüten diyelim, bir cins ama en az hikayesi anlatılan ve aslında en az keşfedilmiş ve hakkında sürekli ön yargıları olan. Aslında en çok hikayesi olan. En çok hikayesi olan. Soframızda öküzden sonrası gene. O yüzden evet. Öyle, hep öyle. Avrupa ülkesi değiliz, önce bunun farkına varalım demişsiniz bir yerde. Ben mi? Evet. Doğru. Niye değiliz? Öyle miyiz sizce? Ben öyle izlemedim. Niye değiliz? Orta Doğu ülkesiyiz çünkü. Hep mi öyleydik, öyle mi olduk? Ben böyle miydim, böyle mi doğdum gibi oldu ama. Yani şöyle, şimdi her açıdan bakıldığında zaten bulunduğu konum açısından da çok küçük bir kısmı Avrupa kıtasında yer alan, çok coğrafi olarak dersek. Onun dışında da bütün ülkenin... Ya geçmişi değerlendirmek başka bir şey. Şimdi bir amaçla yola çıkarsın. Şöyle çok basit söyleyeyim. Ben 20'li yaşlardayken ya da 15 yaşındayken işte 30 yaşına geldiğimde, 40 yaşına geldiğimde ülkeye böyle muazzam olacağını hayal ederdim. Evet, çünkü hani sanatla da ilgileniyorum ve biraz önce dedi ya işte birden geleceğe gitmişim gibi oldu. Hep böyle 20 sene geriden geldiğimiz için birçok şeyde ah diyordum, hani harika bir ortam olacak, özgürlükçü, yaratıcı, üretken. Ama şimdi bu son geçirdiğimiz 20 yıla bakarsak hiç de öyle olmadı. Hiç böyle hayal etmiyordum. Hiç hayal etmedim. Bir şey yaşıyorum. O yüzden hani geçmişte nasıldı? Hani bu çok öyle daha değişik olur diye düşünüyorken böyle oldu diyebilirim. Bir de hani kültürel anlamda da, yani sanatsal anlamda, kültürel anlamda da biz hani oradan besleniyoruz biz. Avrupa'dan beslenmiyoruz. Hani Orta Doğu'dan besleniyoruz. Anadolu toprağından besleniyoruz. O yüzden böyle bize Avrupa ülkesiyiz demek çok mantıklı gelmiyor bana. Bir kısmı Avrupa'da olan bir Orta Doğu ülkesiyiz. Ama onun gelişmişliğini ya da eğitimini ya da bütün o sanatsal özgürlüğünü yaşamayı ister miydim Avrupa'nın derseniz tabii ki. Keşke. Ve umarım ya, olur. Bence bir zamanlar Avrupalıydık ya. Bence de. Neden biliyor musun? Avrupalı bir siyasi söyledi aslında. Öyle mi diyorsunuz? Ama şey neresi olur? Yani, ülkeyi sadece şey olarak değerlendiremeyiz ki. Ama şöyle, İstanbul'da bir zamanlar dediğim ne biliyor musun? Bir zamanlar. Bir zamanlar mesela 1900 bence 40'larda Avrupalıydık. 50'ler. 50'lerde Ayyuk'taydık. Hatta 60'ların bir bölümünde. Ama yine bahsettiğiniz yerler gene İstanbul, Ankara. Hayır. Bütün coğrafya olarak bahsediyorsunuz. Neden biliyor musun? Anadolu'nun bazı yerlerinde... Balolar olurdu. Tabii, davetler olurdu. Çok hakimim bu mevzuya. Kadınlar şapkayla gezerdi bazı evet. Pek çok yerin daha doğdu. Şimdi sen Sivas'ta başladın tiyatroya bildiğim kadarıyla. Yani İzmirliyim de Sivas'a gittim. Tabii Trabzon'a gittim. Yani ilk görevlendin evet. Evet, Sivas'ta. Evet, o günkü Sivas'ta bakıyor. Bakıyorsun bir modernleşme tabii. Var gibidir ama modernleşme binasal. Tabii. Fotoğraflarını inceledim Sivas'ın. Ama 1960'ların 60'lardaki Sivas'ı incelediğim zaman neyi gördüm biliyor musun? Bir mini etek modasını gördüm. Evet. 60'larda Sivas'ta. Şapka modası, tiyatrolar ama bir şey söyleyeceğim, buna uyan gerçekten bir zümre bir hal. Doğru söylüyorsun, sadece şu, hani şu anda Avrupa'da tabii ki tamamen şey olarak değerlendirmez ama daha geniş ve nüfuz etmiş bir eşitlik durumu var. O zaman gene belirli zümreler. Evet. Yoksa ben geçen gün Çorum'a turneye gittim. Devlet Tiyatrosu binası, sen oynamışsındır belki orada. Kesin İlk defa oynuyorum. Tabii. 60'lı yıllardan kalmış bina gerçekten. Şimdi şöyle bir moda var, yine böyle son 15-20 yıldır. Böyle bir ülkeye gelmiş, sinirimi bozan çok amaçlı salon yapılıyor, bilirsin. Evet. Her şehirde çok amaçlı. Ne demek yahu çok amaçlı hiç salon? Evet, sen bir şey tiyatro salonu olarak yap, başka şey için zaten kullanılır. Bir giriyorsun, ne ses çıkıyor, yani akustik yok, hiçbir şey yok. Ortalarda sütunlar var böyle. Bir gittik, muazzam bir saniye. Bir akustik. Diyorsun o çünkü ses. Çünkü 1960'da tabii ki. Tabii. Ve çok güzel, yani artık çok tabii eskimiş. Hani yıkacaklar dedi, eyvah dedim. Yani şey olmuyor mu? Buradaki Taksim sahnesi de öyleydi. Muazzam bir sahneydi. Şimdi ne oldu? Hiç gitmişsindir. Otel. Gitti tabii. Ses otel duyuluyor oldu, mu? Hayır. Otel oldu. Otel oldu.
Dünyanın en güzel sahnelerinden biriydi. Ben oynamıştım orada. Tabii. Kimler oynamadı ki? Yıldırım Önal'lar, daha eskiler. Bütün o güzel şeyleri, ben şeyi anlayamıyorum. Bak Yıldırım Önal da benziyor sesine. Öyle mi diyorsun? Ya şeyi anlayamıyorum. Niye tutamıyoruz biz bu eskileri ya? Niye tutamıyoruz? Herkes ya? Birbirine bir şey dayatmaya çalışıyor ondan yani. O onu dayatıyor, bunu dayatıyor. Herkes birbirine bir şey dayatıyor. O yüzden hani şeye baktığın zaman, basit bir yerden gideceğim. Metin Oktay'ın bir filmi var. Taçsız Kral. Taçsız Kral. Hmm. Siyah beyaz bir film arkadaşlar. Tavsiye ederim izlemeniz. İzmir'i gösterir, İstanbul'u gösterir ve o güzelim şahsiyetleri İstanbul beyefendilerini gösterir. Kulüp başkanları kendilerini oynamıştır çünkü o filmde. 1965 yapım bir film arkadaşlar ya. 1965 ne? Yani ne 1965? Bir İstanbul, bir İzmir. Diyorum ki ya sadece 65'i korusaydınız ya. Bıraktım her şeyi geçtim. 65'i korusaydınız ya. İkinci kordonları dikseydiniz mimari binalarınızı korusaydınız ya. Nedir o denizi doldurmalar? İzmir Alsancak denizi doldurdu. İş bitti. Bitti abi. Bitti abi. Ben Alsancak'ta doğma günüme. İnsan denizden koptular. Koptular abi. Bitti. Espri bitti. Neden? Deniz şurada. Deniz öldü. Gitti bir cehennemin ucuna. Abi gitti. İş bitti. Kültür bitti. Kültür bitti. Kordon bitti. Doğru. Ya bunun gibi binlerce şey. Nasıl koruyamıyorsun? Yani gidiyorsun mesela Selanik korumuş. Sen koruyamamışsın. Evet. Tosalonik'i. Yani şimdi evet. İzmir korumadıysa başkasından ne beklersin zaten? Yani İzmir bile evet. Korumadıysa bir de yani. Bir de İzmir yani. İzmir. Neyse. Ay çok ciddi konulara girdik vallahi şimdi. Evet. Ben ki ciddi adamım sıkıldım yani. Daha doğrusu ciddi adam diyeyim. Asla ciddi olamadım hayatımda ama ciddi konulara adamıyım diyeyim. Son zamanlarda genel olarak dijital platformlarda yayınlanan işleri tercih ediyorsunuz. Bilinçli bir tercih mi? Birazcık öyle tabii. Yani en basitinden çok kısa süre yani dizilerin süresinin kısa olması, başından sonuna ne olacağının bilinmesi, çok daha konforlu ortamlarda çalışılması. Sadece oyuncular değil, ekip arkadaşlar da yani teknik ekip de çok fazla o tarafa kaydı. Evet. O yüzden hani daha çok tercih ediliyor tabii ki. Gerçek yani evet. Biliyorsun. Çünkü para sirkülasyonu da çok hızlı oluyor. O da aynı şekilde öyle. Yani angajmanı yaptığın anda hani normal bir diziye girdiğin zaman yani öteki tür alıştığınız kanal, kanal çok uzun süreli bir saçmadır ödemeler bilmem ne. Dizi çekilir, gösterilir, üç ay sonra para gelir falan. İstemezsin bu konu. Hiçbir oyuncu istemez. Yani dijitalde 8 bölüm hemen. Şu kadar para. Evet. Bir de hemen yapılır bu. Keşke onu da yapalım. Evet. Hemen yapılır. Aynen. Birçok sebepten tabii evet. Öyle oluyor. Sen de mi öyle tercih mi? Evet tabii ki. Peki izleniyor mu onlar yeterince? Yani izleniyor güzel bence. Soru. Hani bütün güzel soru sordum. Geri bildirim izleyemiyoruz diyor çünkü seyirci. Çünkü bindiğim taksiler bilenlerde abisini artık izleyemiyoruz. Evet. Şimdi ben evet şey oluyor bu arada doğru. Tabii bir diyorum iki diyorum dijital bak şurası var soru diyorum. Ne zamandır göremiyoruz diyor. Evet, bunu diyor. Abisini çok özledik diyor mesela. Ya diyorum ki daha dün vardım. Evet. Ama diyemezsin bunu adama. O zaman başka bir şey olur. Senin o bir insanın o. Alamıyor musun o zaman sen bunu gibi bir şey olmaz. Evet bekliyorum deyip idare ediyorum maçı. Yani öyle oluyor. Doğru. Öyle bir sıkıntı da var orada. Doğru. Orada var doğru soru. Öyle bir sıkıntı var. Gerçi bana mesela sonra da gelen Fatih Bey yazına da bayıldım diyor. Nerede okudunuz diyorum. Hürriyet'te diyor. 17 sene olmuş herhalde. Saklamış arada çıkıp okuyor belki. Evet belki de okuyor. Ya da bazısı diyor ki hangi televizyondasınız falan diyen de var. Herkes bir şey diyor. O yüzden çok ciddi almak lazım. Var mı peki bu şeyden başka proje var mı? Bu ne zaman başlıyorsunuz bunu ve nerede başlıyorsunuz? Bu Baba Sahne'de. Baba Sahne'de. 9 Haziran. Sonra Okan'da, Dada'da. Dada'da. 15 Haziran. Dicleköy'de. Sonra Urla'da, gitmediğin Urla'da. Gideceğim. Şimdi yarım ayır. Gidip Urla'da izleyelim. 28 Haziran. Dam'da. Urla'dan bir kültür köyü. Biliyorum. Bu çünkü bu arkadaşlarım benim bahsettiğim üç insan da tiyatrocu. Üçü de tiyatro sahneye yatırım yapmış adamlar. Biliyorum. Benim için çok kıymetli. Yani Baba Sahne'yi kuran dostumuz da Dada'da, Şevket'te bir çoğu bütün. Yani çok bir kere Şevket'in de muazzam adamı ya. Muazzam adam, müthiş bir dost. Hani önelik dememek mümkün değil. Nazan Kesal'da, Ercan Kesal'da bütün birikimlerini, hayatlarını. Her şeyi oraya harcadı. Oraya harcadı. Geldiler buraya dedi ki dedirdiniz mi dedim yani. Evet, maalesef. Borç falan filan yine bir de araya pandemi falan girdi yani. Yani bu sahneleri özellikle tercih ettik. Yani
hani bizim de orada bir durumumuz olsun, bir duruşumuz olsun yani. Yani o Ercan'ın orada yaptığı iş gerçekten yani akıl dışı yani, müthiş bir şey. Öyle, öyle yani, desteklememiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Herkesin desteklemesi gerekiyor, herkesin desteklemesi gerekiyor. Evet, senin öyle. Orada olman da çok iyi bir şey bence. Tabii, kesinlikle doğru adres. Nazan da Ercan da şey yaptılar bu konuda, dediler ki, biz dediler bir kerelik istemeyiz. Lütfen burada ayda bir angajman yapar mıyız? Bence. Dedim ki şeref duyarım. Sizin gibi hani kültüre bu kadar yatırım yapan dostlarımıza ne yapacağız ki dedim hayatta. Yani deriz. Siz orada huzursuzlandınız mı? Bitti mi diyorsunuz? Hayır bitmedi. Devam ediyoruz biz. Berişin'i ne yapıyorsun? Gidip kafeyi devrettin falan. Dedi ki ben dijital yapıyorum. Dijital yemek ne demek? Onu ben bir türlü çözemedim. Aslında kafeyi devretmemin asıl nedeni de biraz da dijital yansın sizin gibi. Yani gençler de herkes dijitale koyuyor. Ben dijitale kayayım bari. Gençler dijitalde takip ediliyor. Çünkü çok hızlı bir tüketim çağındayız. Ve bir gördüğünü bir daha görmek istemiyor. Sürekli yeni bir tarif görmek istiyor. Kafede her gün aynı tarifleri yapıyorsun. Ve belli bir kitleye hitap ediyorsun yani aslında. Sıkıcı tabii biraz baktığınız zaman. Yani daha genele hitap etmek istiyorsan. Ya da insanlara daha çok şey öğretmek istiyorsan. Dijitalde daha çok insana ulaşabiliyorsun. Benim de aslında biraz ayrılmamın nedeni biraz oydu. Yani ben bu mutfağı daha çok insana göstermek istiyorum. Yani herkesin evinde bu mutfağı yapabilmesini istiyorum. Dijital platformda reçeteler paylaşıyorsun. Evet, reçeteler, videolar paylaşıyorum. Tamam. Ve YouTube'da mı? Hem YouTube'da hem Instagram'da. Instagram'da. TikTok yok mu? TikTok'a başlamak istemiyordum ama baktım ki herkes orada acayip oluyor. Yani ben hayatımda TikTok nedir bilmiyorum falan ama herkesten evet, duyuyorum. Öyle bir yer varmış, biraz herkes orada. Şeyin evet, biraz da şey orada yapıyor. Hani hem sen TikTok musun, hem YouTube. Bilmiyorum. Biz bilmiyoruz. Yok herkes gerçekten. Ama herkes orada. Yani onu çok acayip bir şey. Seçimi de TikTok'tan takip ediyorsun bütün gündemi. Böyle biraz uyandırma bak şimdi oraya da İçişleri Bakanlığı'na bağlamaya kalkarlar. TikTok İçişleri Bakanlığı'na bağlayacak falan derler. Allah korusun. Yani TikTok İçişleri Bakanlığı. Devam et. Ama biraz da şey bölünüyorsun. Hem TikTok, YouTube yani tüm videolar. Niye aynısını alıp hepsine koymuyor musun? Ya evet ama hepsi bir mesai gerektiriyor. Sadece o video oraya koy, ona açıklama gir. Ay, yani çok yazıları gir. Ay, gerçekten bu yani ben başlı başına ben, bir iş. Ben tam dijitale gidecektim vazgeçtim. Yok bırak Allah aşkına. O editlerle uğraş. Evet, o müziğini bul. Evet. O sırada favori müzikler var. Onları al da ona döşe ki ona göre izlensin. Bak her şeyi bitiyor. Her şeyi bitiyor. Her şeyi bitiyor. Çok fena. Biraz o alanda istiyor olmak lazım. Ben de o alanda bir var olmak istiyordum. Peki orada para var mı? Para kazanıyor mu? Tabii tabii. Tabii ki de. Tabii ki de. Evet evet. Tamam. Yani orada şöyle. Hiyale amele yapmıyorsun bu işi. Yok hayır. Ya yani tabii oraya ki koyunca ne bileyim Instagram nasıl para kazanıyor değil mi? Hani Instagram'a koyuyorsun, millet bakıyor. Ne güzel tarif diyor mu yoksa bir para şöyle var mı? Yani markalarla bu video üzerinden anlaşma yapıyorsunuz. Marka bir ürün çıkarttı diyelim. Yani bir kupa ve bu kupayla bir tarif yap bana. Bununla bir çorba tarifi. Ha, böyle şeyler var hayatta. Evet. Evet, mesela. Ha, tabii. Tamamen dışında kalmış bu işin. Ve şu anda benim mutfağım bitkisel vegan mutfakta aslında biraz daha popüler olmaya başladığı için. Bu bardağı çıkardılar ve o yüzden gösteriyor. Neymiş bu arada bulun belki yazıyorsun. Ya çıkarmışken su verebilir misin? su. Susadık. Ve bu anlaşmaları yaparak bütün sektör aslında biraz da buraya kaydı. Bayağı para var bu işten o kadarıyla. Ya bayağı neye yani, göre çok insan yaptığı için diyorum. Yani ya toplandı bir bayağı para var. Hani sen var mı gerçekten? Yani reklam bütçeleri biraz buraya kaydı. Evet. Yani reklamın %70 olan buraya kaymış diyorlar. Ben de bilmiyorum. Evet. Yani. Peki doğru. Yerel kanalların bilmiyorum abi şu çok konuşuluyor. 5-6 yıl sonra yok akıbeti konusunda yok olacak diye bir konuşma dönüyor. Yani sırf yereller de yok olacak. Büyük ihtimalle böyle büyük kanallar da kalmayacak artık herhalde. Yani. Böyle bir ve konuşma dönüyor. 5 sene değil ama 10 sene sonra herhalde kalmayacak büyük kanallar falan. Ya da yani çok bütün yani şimdi kanallar baksana buradaki 15 katlı bina, altta 5000, 10000, 20000 metrekare stüdyo bilmem ne falan filan bunların maliyetleri reklam da bir tarafa kayınca evet. Büyük ihtimalle evet. Bir süre sonra insanı yalancılar. Ve videoyu ben mesela tek başıma yapıyorum. Editini evet. Ben yapıyorum, şimdi burada ışığını, bir, çekimini iki, ben yapıyorum. 3-4 kameraman, 2 evet. Yapımcı, 5 tane bilmem ne evet. Servis görevlisi, bu delikanlı burada bize yakışıklı bir şekilde su veriyor bilmem ne. Yani bayağı bir iş var burada. Halbuki sen tek başına koy kamerayı cırır, oraya yerleştir. Aslında o kadar da kolay bardağı yapandan da parayı al, tamam güle güle. Evet. Ama bir bu işin galiba keyifli kız. Yani keyifli tabii çok. Bir de özgürsün, bağımsızsın. Özgürüm, kimseye yani istediğim şey yapabiliyorum. Ya da benim içeriğime güvendiği için aslında markalar diyor ki hani video şeyini göre, geçmişini göre ve diyor ki yani çıkan sonucu biliyor. Hani ben buna bu markayı verirsem bundan güzel bir şey çıkartır. Çıkar. Güzel bir şey yaratır bu dünyada. Çok ederiz abi. Bir bildiğimiz bir dünya vardır. Çok sen biliyorsun ama. Değil mi şey? Biz bilmiyoruz. Ya herkes. Biz ikimiz kağıt dışıyız. Herkes şeyi çok seviyor. Biz hala daha Joakan'da kalmışız. Değil mi? Bırak abi ben orada kalmayı tercih ediyorum. Şey çok garip değil mi? Herkes bence rejiyi ve kurgulamayı çok sevdi.
Evet. Yani herkes. Evet. Ama herkes. Oyunculuğu da. Oyunculuğu sevdi. Metin yazarlığı da öyle. Reji bölümünü sevdi. Metin yazarlığını sevdi. Görüntü yönetmenliğini sevdi. Ve de durdurulamayan tabii bir durum var. Demek ki ne kadar aslında bir pompalanmış bir durum var ki ortada. Hani aslında enteresan bir şey bu. Herkes böyle bir biriciklik şeyinde ve şey enteresan bence burada. Kategori ve kalite farkının algılanma şeyi, ligi nasıl yani bunun? Şöyle oluyor aslında. Şimdi soru her bu. Şeye bakıyorlar. Hı-hı. Beğenmediğine 3 saniye bakıyor, beğendiğine 5 dakika bakıyor. Hı-hı. Bu belirliyor. Ama hiçbir şey yarım saat bakmıyor, emin ol. Evet. Tabii tabii, şüphesiz. BSH ne? Beyoğlu. Ha, Beyoğlu Spor Kulübü. Ha, evet. Oradan giriyorsun tabii. Doğru. Tabii. Galatasaray'ın hemen yanında biliyorsun. Yani ben Galatasaray'ım zaten. Sen de artık kardeş takım tabii. Sizin de evinizin astarına bayılıyor. Astar mı yoksa kollar mı, öyle bir ayrı desen var? Astar ama çevirebiliyoruz böyle. Çok güzelmiş. Çok bayıldım. Çok şükür hiç böyle bizde öyle güzel astarlar olmaz yani erkeklerde. Doğru. Bir, bazen kıskanırım bu kadının kıyafetlerini ama sonra korkuyorum şimdi. Bir bakan çıkıp LGBT'yi diyecek ki. Oraya da bakıyor. Her şey mümkün. Her şeye bakıyorlar. Her şeyi karıştırıyorlar. Yani kıyafet gelince bile artık öyle korkuyoruz öyle böyle. Siyasete her şey karıştığı bir yerdeyiz. Çok o kadar sıkıcı. Hep bu kadar sigara iç. LGBT'yi olmaz. Evet. Ben olacağım, sen olmayacaksın. Çok acayip. Çok gülüyorum ben bu işlere. Siz de gülüyor musunuz yoksa ağlıyor musunuz? Yani artık... Sinirden mi? Evet. Ben gülerim genelde. Bir süre sonra kulak kapatıyorsun galiba. Ben de öyle oldum. Ben de aynı öyle oldum mesela. Konuşuyorlar, duymuyorlar. Umursamıyorum gibi oluyor. Hatta geçen yazdım onu şey gibi oluyor. Böyle, tren yolu kenarında oturanlar var. Aynen. Sen gidersin oraya, tren sizi gelirse. Evet. Oturan için alışmıştım. Rahatsız değilim. Biz de mesela tren yolu kenarında oturuyor gibi sürekli tam tangur tungur bir ses geliyor ama biz duymuyoruz diyor artık. Tam öyle valla. O kadar çok gürültü yapıyorlar ki. Gençler nasıl bakıyor istersen? Gerçi artık sen de genç sayılmazsın diyeyim. Ve formül olayım. Bence yani... Hakikaten 33 falan görünmüyorsun yani, çok acayip bir şey. Teşekkür ederim. Kocanın şu yakışıklı gördük. Şey, böyle nereden buldun o kocayı? Yani çocukluktan öyle. Çocukluktan. O da balık eseri bize. Evet, o da balık eseri. Aa, köyden. Evet, biraz öyle. Ayvalıklı mı o da? Evet. Oo, süper. Biz 14 senedir beraberiz. Oo. Yani beraber büyüdük. Beşik kentlisi gibisin neredeyse. Ya beraber büyüdük aslında, evet. Mesela. Beraber büyüdük diyelim. Ama çok yakışıklı. Evet, çok. İyi kandırmışsın çocuğu, söyleyeyim sana. Böyle söylediklerine şey diyorum. Hiç yaşını göstermiyorsun. Biraz da hemen böyle yediklerime insanlarla bir bağlamak istiyorlar. Var mıdır ilgisi ama mesela vegan besleme daha mı gençler? Ama bunun bir sağlıklı tarafı var, sağlıksız tarafı var. Yani... Çünkü ben bazılarını görüyorum, bazıları çöküyor. Yani çok böyle... Vallahi bu evet. Sağlıklı yaşama takmış adamlar var böyle. Görüyorum böyle. Arkadaşlarımız falan böyle. Artık böyle şey dede gibi olmuş. Böyle. Oğlum diyorum bunun nesi sağlıklı? Babam gibi görünüyorsun diyorum. İçim çok sağlıklı diyor. Her şey ayarında ve dozunda yapmak. Neşeyi kaybetmiş o sağlıklı besleyeceğim belki. Güzel bir bonfile hot diye kesmek. Evet ya. Değil mi? Ağzımdan aldın. Ben söylemek istemiyorum ama. Ya hayır söyleme. Ama o eti yiyeceksin. Benim eşimle bahsettim. Ay yapmışım şimdi. Abi şimdi bak, almışsın Ramazan pidesini. Cart açıyorsun. İçine tereyağını basıyorsun. Kaşar peyniri koyuyorsun. Mutluluktur bu. Değil mi abi? Şu anda var. Ramazan gelsin istedim o pideyi. Aynen öyle. Şimdi bizde var Fransız tereyağları değil mi hayatım? Onu gidip süreceğim hemen. Fransız tereyağı. Tabii abi. Şu anda izleyen herkes acıktı. İçinden bize söyleniyor. Gece saatlerinde burada genellikle böyle her oluyor. Bir yemek evet, muhabbeti işte başlıyor. Yani. İçine tulum peyniri. Yok tamam. Tulum peyniri mi? Tulum da fena ama ben böyle bir güzel bir Trakya kaşarını tercih ederim. Yani hoş olur diye. Vallahi olur. Sen çalışır. Aynen. Ve evde malzememiz var baba. Sağlamız. Ama tulum da tulum da yenebilir. Yok hayır, hiç bir şey yok. İnsan ama eski tulumlar yok yani. Bak, hep eski özel. Eskiden tulum peyniri tulumda olur. Şimdi plastik teneke de oluyor. Tabii. Yok tabii. Plastik teneke lafı çok anlamsız oldu. Yine salakça bir laf ettim yani. Plastik bidonda oluyor. Bidon, tabii. Teneke değil mi? Tenekede olan İzmir'in teneke tulum vardır sizin bölgelerinde. Evet. Ayvalık'ın da var, Cunda'da var. Ayvalık'ın da var, evet. Şimdi sizin bölgelerin dedim ben o yüzden. Peki Ayvalık'a sık sık gidiyor musun mesela? Oranın mutfağından faydalanıyorsun evet, reçetelerinde. Evet, evet. Tabii ki de. Yani orada bir küçük böyle bir evimiz var. Eski bir Rum evi. Orada bir böyle kendime... Cunda'da mı, Ayvalık'ta mı? Ayvalık'ta. Tam böyle eski Ayvalık'ın olduğu yerde. Orada kendime de güzel bir çekim mutfağı aslında yaptım. Ayvalık'a gittiğimde Perşembe günleri Ayvalık'ın böyle meşhur Perşembe pazarı vardı. Tüm otlar, böyle sebzeler... İşte Midilli'den da Yunanlar gelir şey ya, evet. Pazar günü için sadece. Tabii. Doğru. Çok zengin yani şu an özellikle enginar, otlar böyle çok zengin bir şey. Oraya gittiğimde tabii ki çok tanıdığım restoran sahibi arkadaşlarım var. Yani ne kadar pazarda taze alıyorlar direkt restoranda gidiyorlar yapıyorlar. Orası çok besleyen bir coğrafya. Ben Ayvalık'ta şeyi çok seviyorum. Tik Mustafa diye birisi var biliyor musun? Evet biliyorum. Şahanedir evet. Yani mezeleri çok falan. Çok güzeldir mezeleri. Gitmedim de çok duydum. Hiç çok denk güzel. Gelmedim. Yani çok yer var Ayvalık'ta. Şahane evet. Bir sürü yer var. Denk gelmedim. Tik Mustafa iyice böyle bir enteresan bir yer yani.
Ama bu işte bu Ayvalık hem de sebzelerin de çok olması çok beni aslında biraz da o kafede gördüğünüz tatlılardan biraz daha böyle yemeğe doğru yemek, çekti. Zeytinyağlılar, Türk mutfağı biraz daha bunları yapmaya çalışıyorum ve ilgi çeken de aslında bu oldu. Yani bence de. İnsanlar bunları görmek istiyor. Türk mutfağındaki yemekleri bitkisel versiyonu, etsiz versiyonları. Çünkü artık şey de değil ki, bu bir tercih de değil. Çocukları alerji oluyor atıyorum doğuştan. Evet. Gluten alerjisi gluten var, alerji. Süt alerjisi var. Çölyak. Çölyak, bir hastalıklar var. Bir tercih sebebi oldu aslında. Peki glutensiz de yapıyor musunuz böyle şeyleri? Glutensiz de bir şeyim yok, bir sorunum yok. Hani gluten de kullanıyorum. Tabii. Ama tamamen bitkisel. Hani süt yok, yumurta yok. Bilmiyorum siz bu konuda hani... Benlikte hikaye. Ben tamam, ben vallahi tamam. Mesela ben bu gluten meselesine takılmış vaziyetteyim. Şu açıdan takılmış vaziyetteyim. İşte buğday kötü. Kardeşim medeniyetin beşiği temeli buğday yani. Buğday olmasa bugünkü medeniyet yok. Evet, aynen. Yani medeniyetin varlık sebebi olan buğdayı nasıl kötülersin? Tabii tabii. Reddedemezsin. Sizde var mı böyle yemek takıntıları var mıdır? Seçerim. Yemek seçerim. Mesela çok et ben. O yüzden bana uygun. 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 Yani ben peynir ve yumurta çok sevdiğim için veganlık uygun değil. Vejetaryenlik daha uygun. Evet, ama hep veganlık ot, yani evet, otlar, evet. Zeytinyağlı şeyler falan ben bayılırım yani. Ben de bayılırım. Yani ben yemek olsun fark etmez yani, her şeye bayılırım. Maksat yemek olsun. Sende de öyle bir hal var yalnız Tanju abi. Seviyorum abi ben. Benim dedem şeyde Giritli olduğu için, kritikoz olduğu için abi. Evet, otçu olmanız lazım. Otçu ve etçi olurlar ama. Hepçil yani. İkisi bir aradadırlar. Dedem abi Selanik'e tıp okumaya gönderiliyor. Selanik'e tıp okumaya gönderiliyor. Evet, çünkü o dönem öyle sistem. Evet. 1926. Girit'ten Selanik'e. Evet tabii. Resmolular. O okurken Girit bağımsızlığı ilan ediyor. Maalesef Girit bağımsızlığı ilan ediyor ve mübadele dönemi. Abi geliyorlar, diyor ki cerrahlık okuyordum diyor. İkinci sınıfı bitirdim, üçe geçtim. Çok ilginç hikaye. Ondan sonra kasap mı oluyorsun? Evet. Diyorlar ki baştan başlayacaksın. Ve evin tek oğlu. Ali Karaviti çok meşhurdur. İzmir'in en büyük kasabıdır. Migros büyüklüğünde kasabı vardı dedemin. Adam gidiyor Salahane'ye. Bayraklı'daki abi. Çok bilindik bir... Evet, sen de vejetaryen olsan aslını inkar etmiş olurdun. Yani. Aynen öyle. Ve doktor lakabıyla bir giriyor. Millet 4 tane koyunu kesip işleyebilirken bu bir bakıyorlar. 12 tane tak tak tak. Adam biliyor tabii şeyi biliyor. Tabii anatomi biliyor. Anatomi biliyor. Kesiyor tak tak tak. Herkes bakıyor. 2 yıl sonra oradan ayrılıyor. Selluka kasabı, çok bilir İzmirliler bunu. Büyük Selluka kasabı diye geçer. Abi Migros büyüklüğünde 10 çalışanlı bir yer açıyor adam. Ve doktor cerrah olacak adam. Aslında abi, dedesi birinci Nusret. Aynen. Aslında tabii belli olmayabilirdi. Neyse hikaye öyle. Aa. Ya o yüzden benim hani şimdi ben bunu görmüşüm en iyi. Bu annenin babası mı babanın babası? Annemin babası. Babanın babası ne iş yapardı? Babamın babası, onlar da Ksantililer, Skeçeliler, helvacı ve tütüncüler onlar. Siz suyun öbür tarafından komple. Tamam, Meriçliler zaten, oradan tanesinden. Oradan geliyor. Meriç'ten evet. Geçerken soyadımızda Meriç olsun. Aynen, bana. Oradan Hart geçerken. Küçük kardeş boğuluyor. Tabii tabii, öyle hikayeler var ya. Tabii tabii. Doğru, bu ara anneannem yabancı gelin. Aa, evet. Rum. Hiyoslu, tabii. Kirya Eleni. Annen Eleni. Evet. O yüzden bugün konsere gittin yani. Tabii ki. Hani seviyorum o şeyleri. Yani bütün bağı ve biliyor musun aileyi buldum. Pandemiden bir yıl önce. Çünkü bana nasihat etti. Orada o tarafta buldun yani. Tabii 10 yaşındayken vefat etti anneannem. Tabii dili bana çok iyi öğretti. Ha, Rumca biliyorsun. Tabii. Aa. Abi dedi ki lütfen ama köyümü bul. Keçileri ilk gördüğün köy olacak. Çok büyük bir yalak göreceksin. Çok derin akan bir su. Nerede köy? Hiyos'un en tepesinde, kuzeyinde. Abi gerçekten pandemi öncesinde köyü buldum. Bir adamla konuştum. Şimdi şu hesabı yanlış yaptım. Şimdi anneannemin soyadını verirken anneannemin oğlunun adını, oradaki oğlunun adını, o da ikinci evliliği yapmış çünkü. Aa. Oradaki oğlunun adını anneannemin soyadıyla verdim. Pandeli Yorgalos dedim. Adam böyle yaptı. Pandeli Yorgalos. Pabuk serizesi Pandeli Yorgalos. Ben senin televizyonda Rumca konuştuğunu duyuyordum ama hayır, uyduruyorsun ben dedim ha. Yok be ya. Yani yok be ya. Baya baya biliyorum. Belgesel miyiz dedim. Evet. Ha, tamam. Sonra sen ne yapabilirsin ki Pandeli Yorgalos'u? Neden bilmiyim dedim Pandeli Yorgalos'u. Dedi ki 70 yıl önce öldü. 70 yıl. Sen kimsin dedi ya. Meğersem ben aslında oğlanı soruyorum. Yani dedeyi sormuşum ben. Tamam mı? Aradaki yıl farklı. Harika açmış. Tabii. Dedim ki
sen dedi kimsin dedi ya. Bilebilirsin bunu. Sen dedi o adamı kim Rumca, oldun? Rumca anlatsana. Abi neyse adamla çıktık mı? Sen dedi bizim bir dakika dedi ya. Çok sevdiğimiz Kirya Eleni'nin torunusun. Sen biliyor musun biz 40 kişiyiz dedi burada. Bütün köy senin dedi bak dedi. Köy benim mi dedim evet senin. Bütün bu arazileri dedi senin dedi yayan. Güzel hikaye. Abi bu çok şanslı bu bak bak bak. Baba fabrikatör. Fabrikatör. Tabii. Üvey anneanne adı anneanne şey. Köy senin köy, diye. Köy var. Yunan ağası. Tabii tabii tabii. Böyle bir şey olamaz. Doğrusun. Sen doğrusun. Buna sürünüz böyle. Yok Tanju Okan. Yok. Yapacağım tiyatro. Yok efendim bir şey. Otur köyüne. Tabii dedi yazık. Paryalar çalışsın eksinler sen toplasan. Tabii tabii tabii. Yorgos söyledi. Şey dedi al dedi istediğin evi seç dedi bana bunu. Aa, yok dedim onun için gelmedim. Bu yanımızda baya baya ağa var. Onun için gelmedim demiştim. Hem de böyle yani çorak topraklar değil Yunan ağzı. Baya yani Yunan ağzı. Yok be abi. Yok be abi. Ben seni gördüm Yunanca konuşurken dedim herhalde böyle gide gele Yunan ağzlarında falan birkaç şey değil mi? 3-5 kelime çakozlamış diye düşünüyordum. Hayır sen baya bir Yunan. Ana dilim kadar biliyorum. Aa süper. Tabii. Ben aksanda falan alıyordum böyle iyi konuşuyor falan diye tiyatrocu normaldir işte iki restorana gitmiştir garsonla muhabbetten kapmıştır falan vallahi Yunan almışım. Yok abi ama sen haklısın çünkü neden bunu icra edecek geçen de menajerime bunu söyledim biliyor musun? Ya dedim sana bir söyleyeceğim dedim menajerime Selim ya dedim bu televizyonda bu kadar böyle Yunanlılarla işler yapılıyor hoş dedim bunu kabahati biraz da ben bunu ön plana hiç çıkartmadım. Ya dedim şimdi en son dizilerde de izledim böyle bir şeyler. Dedim neden dedim biz bunu bildirmiyoruz ki benim hani çok iyi Rumca. Aslında bir de bildim de hani Rumca. Yani sen aslında Survivor Türkiye yarışına katılabilir misin? Ona katılmazdım da. İyi espriydi ama o bittiğim yer olurdu da. İşte o zaman işte bittiğim yer olurdu. Orada genellikle bitikler canlanmak için kullanılır oraya genellikle. Evet öyle oluyor bence. Ya yani bir orada parlayanlar var. Hani evet. Şimdi yaptım bir şey ya, ama hani söyledim ama yani söylemek zorundayım burada yani. Bence öyle. Vay be. Tuğçe Kazaz aklıma geldi niyeyse. Biliyor musun? Geçenlerde benim de geldi biliyor musun? Saçmalamaya niye geliyor ya? Günah, şuradan günah, geliyor. Hani oradan sıçradı, oradan sıçradı, oradan sıçradı, oradan sıçradı. Şimdi diğer Yunanlıyla eğlenince evet. Şey oldu ya Hristiyan ha, oldu. Sonra. Evet, evet. Sonra vaazlara başladığı için doğru. Şey, normal şartlarda bu. Yani şu anda söyledikleri veya inandıkları uygulanıyor olsaydı normal şartlarda. O dinden çıktığı için mürtet ilerledi. O zaman zaten katli vacip olmuştu. Tabii aslında. Tabii doğru aslında normalde öyleydi. Evet. Doğru. Tabii. Onun istediği olmuş olsaydı o sistem onun buraya bu dönüşü yoktu. Yoktu. Doğru. Gitmişti, gitmiş olsun yani. Ama büyük mütefekkir oldu. Bir nevi Sokrates. Tabii erişilmez ama. Erişilmez. İzliyor musunuz kendisini? Arada denk geliyorum. Ben ona denk geliyorum denmez. Ona maruz kalıyorum. arada bir fark vardır ya maruz kalmakla denk gelmek arasında. Arkadaşlar ben sabaha kadar konuşurum ve programın sonu var yani. Doğrusun abi. Yani siz de konuşursunuz diye biz umuyorum. De çünkü maşallah gayet sohbet yerinde. Hoş, gayet iyi gidiyor. Beni sıkıldın mı bizden? Yok hayır. Ya bu amcadan ne konuşuyor falan demedin. Yok hayır çok keyifli. Onlardan sıkıldım. Benden sıkılmamışsın. Yok, asla. Kocan sıkılmıştır. Yok sıkılmamıştı. Sıkılmamıştır. Ne bileyim abi yakışıklı adamlar kolay sıkılır. Sahip çık. Doğru. Ece yok konuşuyor. Doğru. Vay be Yolu Spor Kulübü. İyi ki geldiniz efendim. Çok biz sağ olun. Çok memnun olduk. Ben çok büyük memnun bir heyecanla geleceğim şeye ya da gelmeye çalışacağım. Geleceğim demeyeyim ama yani çünkü gelemiyorum. Yani akşam program var, bilmem ne var falan. Abi bak keyfine illa buluşuruz. Kesişir yolumuz. İlla ki. İstek şarkısı söyleyecek misin? Ya 10 tane şarkımız var. Zorlama. 11'i yapma yani. Böyle bokunu çıkarma. Çıkarma yani. Bir yaptığımız bir dramaturjik bir şey var. Hadi sonuçta. Bozma yani. Yani. Peki sonra oradan içmeye gideriz. Orada ha, orada, peki hangi şarkı? Bilmiyorum aklıma geliyor. Orada yine yolun isteyebilmek. Yani eksik kalır. Ama o değil ya konu o değil ya. Evet konu o değil. Yani, konu o değil. Ama olsun ben yine de konuyu oraya çekmeye çalışırım her zaman. Tabii tabii doğru bir hanımefendi şey. Hanımefendi sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de. Yıllar önce tanıştığımızı hatırlamadığım için tekrar tekrar özür diliyorum. Estağfurullah. Normalde güzel kadını hatırlamak asıldır ama ben korkarım böyle şeyleri hatırlamaya. Abi sen aynı şeyi Nilüfer'e de söyledin. He? Yok Nilüfer'i hatırlıyorum. Sen Nilüfer'i hatırlamaz ama Nilüfer'i ilk gördüğüm günde hatırlıyorum. Sonra, yani Nilüfer'le dedikodu yaptık da bir gün ona bir yerde karşılamışız. Yanında birisi varmış falan ben de bakmışım falan böyle bir. Baktığımda aklımdan geçenleri okumuş Nilüfer. Ha onu söyledi zaten burada ben okurum akıldan dedi. O zaman yeni oturmuş aklımdan okumuş. Tabii tabii. Program bizim söylerim size ne olduğunu. Söyleyip de kimseleri karşımıza yanımıza önümüze arkamıza almayalım. Yani ben alırım da başkalarına yazık. Benim umurum değil. Teşekkürler geldiniz hanımefendim. Ben
Ben teşekkür ederim. Kafedeki tarifleriniz hala güzel ama bir ara uğrayın, bir menüyü yenileyin, birkaç yeni bir şey eklesinler. Aslında şu an kitap yazıyorum. Bitki temelli mutfakla alakalı. Birkaç yeni bir şey eklesinler alakalı. Çünkü hep aynı şeyle yemekten sıkıldık ortada. Bence kitapta sizi okuyup siz deneyebilirsiniz mutfağa merakınız ya, var. Mutfağa merakım var da bu tarifle yapamıyorum ben. 10 gram ondan, 5 gram ondan. Ben tutamcıyım yani. Bir tutam ondan, bir avuç ondan, bir kaşık ama ondan falan. Ama yemekleri yaparsınız. Yemek tarifi yapıyorum. Yemekte yapıyorum. Yemekte sorun yok ama tatlıya girdim iş. Orada tamam. O gramajlar önemli ya, olmuyor. Ben size bir kitap göndereyim. Yani kitap göndermek neyse, yapılmışını gönder. O da olur. Daha iyi olmaz mı? Kitapla beraber niçin bizi yoruyorsun? O kimya çok uğraştırma yani. Bir dilim kek yollasan. Kızınız yapar. Kızım yapar. Evet, o seviyor öyle. Senin tipin şeyleri o seviyor. Değerli izleyiciler, ben çok neşeliyim bu programda. Çok da keyif alıyorum. Bazen de çok konuşuyorum, kusura bakmayın. Çok konuştum mu acaba? Hayır, çok güzel. Yo. Bence bilmiyorum. Konuklarım da kibar olduğu için yüzüme karşı söylemiyorlar. Siz de söyleyebilirsiniz. Sosyal medyada falan istediğinizi söyleyin. Haftaya tekrar inşallah burada olacağız seçimden. Bir dakika, program seçimden sonra. Çok güzel. Çok enteresan. Evet, çok vallahi. Güzel. Çok heyecanlı. 4 gün sonrasında bir rahatlama mı acaba görüyoruz? Rahatlama. Bence evet. Öyle görünüyor. Tabii. Şüphesiz. Şüphesiz. Haftaya görüşmek üzere. Neyse, fazla konuşmayayım. Herkese iyi geceler.